Tekrar merhaba. İlk oturumumuzu Yavuz İlhan hocamızla temel blockchain okuryazarlığı eğitimi olarak gerçekleştireceğiz. Yavuz hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar Ezgi Hanım. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Pandemi dönemi evde kapandık. Böyle etkinliklerden etkinliklere koşuyoruz. Şükürler. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi almadan sunumunuz için ben sözü size bırakayım. Teşekkürler. Asıl böyle bir etkinliği, böyle bir organizasyon yaptığınız ve beni buna dahil ettiğiniz için ben teşekkür ederim sizlere. Hem günümüz bu pandemiden dolayı evde kalan kitlenin daha etkin olması, sıkıntısının gidermesi, hem de böyle bu tür konuların ülkemizde sürekli sıcak tutulması açısından çok önemli bunlar. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. Katılımcılar için bir merhaba. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Yavuz İlhan. Bana şu anda girişimci diyebiliriz. Girişimci, eski bir yazılımcıyım. Belirli bir dönem kurumsal hayatım oldu. Fakat kurumsal hayatın bana çok fazla uymadığını düşündüğüm için birkaç yıl önce kurumsal hayattan çıktım. Şimdi danışmanlık, mentörlük ve bu tarz gönüllü eğitmenlikler yapıyorum. Bugün blockchain'den bahsedeceğiz. Blockchain mentorluk tarafıma değiniyor olacağız. Tabii bu eğitim, böyle bir kongrenin başında olması, sizleri kısmen blockchain konusunda bilgilendirmesi, kongrenin devamındaki oturumlarda çok çok daha faydalı sonuçlar almanızı sağlayacak. Olabildiğine temel tutacağız. Çok fazla detaylara girmemeye gayret edeceğim. Çünkü çok uçsuz bucaksız bir konu. Her başlığı bir uzmanlık gerektiren, belki birkaç oturum gerektiren konudan ibaret. Ama genel olarak hepinizin zihninde blockchain'in ne olduğuna dair, teknik olarak nasıl çalıştığına dair bir fikir oluşturmaya gayret edeceğim. Bu süreç içinde sorularınızı sorabilirsiniz ama sizden ricam sorularınızı içinde bulunduğumuz sunumla ilgili tutun. Sunum bittikten sonra da en son soru cevap kısmında genel sorularınızı alıp muhabbete devam ederiz. Evet, şu an sunumu görebildiğinizi düşünüyorum. Ya chatten bu arada yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu da bir test edelim isterseniz. Chatten birkaçınız bir refleks sergilerse ben görebiliyor muyum? Okey, bendeki arayüzü de anladığım kadarıyla görünmüyor. Tamam, moderatör arkadaşlarımız zaten sorularınızı, ilişkili sorularınızı ekrana yansıtıyor olacak. Oradan cevaplıyor olacağız. Ya blockchain nedir? Sorusunu sormadan önce böyle hepimizin bildiği birkaç temel kavrama değineceğiz. Benim bir ajandam var bu konuda. Fakat bu ajanda çok katı bir ajanda değil. Sizden gelen taleplere ve sorulara göre esnetebiliriz. Birkaç temel kavramdan bahsedeceğiz. Oradan blockchain'e geçişin bir temelini oluşturmaya çalışacağız. Sonra tarihçesine, özelliklerine ve blockchain'in gelişimine değineceğiz. Daha sonra da kullanım alanlarına ve bu konuda kariyer yapmak isteyen insanlar için nasıl bir güzergah belirlemenin sağlıklı olacağına değinerek soru cevap alanına geçeceğiz. Şimdi temel kavramlarda hikayenin başlangıcı aslına bakarsanız bana göre veriden çıkıyor. Şimdi bir veri tabanı ve ağ teknolojileri gibi kavramlar hepinizin zaten bildiği kavramlar. Bunun üstüne biz DLT ve DAO gibi böyle daha yeni güncel duyacağınız, bir kısmınızın belki daha önce duyduğu, hatta belki uzman olduğu, ama bir kısmınızın yeni duyacağı birkaç kavramdan daha bahsederek blockchain'in temelini atmaya çalışacağız. Şimdi veri eskiden hepimizin bildiği fakat yeterince değerlendirmediği bir konuydu. Veriyi bir yerlerde tutardık bundan onlarca yıl önce. İhtiyaç duyduğumuzda dönüp bakardık. Çoğu zaman da ihtiyaç duymazdık. Ama dünyadaki teknolojik değişimlerle birlikte veri aşırı derecede değerli olmaya başladı. Sonra biz bu veriyi belirli formatlarda tutma gayreti, onu enformatik süreçlerden geçirip yorumlama gayretine girdik. Oradan bir bilgi çıkardık. O bilgiyle gerçekten hem teknolojiyi
teknolojik altyapıyı, hem dünyayı hem de etkileşimi çok değiştirdik. Bu süreçte işte veri tabanlarını kullanıyorduk, klasik veri tabanlarını. Burada belirli yapılar vardı, işte SaturnStorm bazında, ya bu konuya temas edenleriniz biliyordur ama bilmeyenler için yapısal bir altyapı tutuyorduk ve orada verileri belirli formatlarda tutuyorduk. Sonra ihtiyacımız olduğu zaman da bu verilere başvurarak hayatımızı devam ettiriyorduk. Fakat teknoloji o kadar hızlı gelişti ki bu yapısal veri tabanları bazı noktalarda artık zayıf kalmaya başladı. İşte web teknolojileri gelişti, iletişim teknolojileri gelişti. İşte web 1.0'da sadece bize veriyi ileten web siteleri varken 2.0'da bu artık iletişime, etkileşime geçen web sitelerine dönüştü. Bizimle interaksiyon yapıyor, bizden belirli refleksler alıyor ve geri dönüşler yapıyordu. Sonra IoT cihazları hayatımıza girdi. Mobil cihazlar hayatımıza girdi. Doğal olarak veri her tarafta ölçeklenemeyecek kadar büyük ve herhangi bir yapıya sığdırılamayacak kadar çeşitlilik aldı. İşte sosyal medyada paylaştığımız resimler, videolar, attığımız tweetler, cihazların birbiriyle konuşması vesaire derken hayatımız böyle veriye daha odaklı, işte o big data'yı yorumlayan, elde eden veya oradan anlam çıkaranların hem teknolojiyi hem de hayatımızı yönlendirdiği bir dünyaya geldik. Böyle olunca şey, tabii çok daha farklı yeni kavramlar, şu güvenlik üzerine, demokratik yapılar üzerine veya daha akılcı, katılımcı sistemler üzerine çok fazla teoriler, pratikler gelişmeye başladı. Buraya kadar zaten hepimizin hayatına ucuna kadar temas eden konulara değinmiş olduk. Şimdi buradan sonra biraz blockchain'in bana göre temelini oluşturan birkaç şeye değineceğiz. Bunlardan birincisi dağıtık defter teknolojisi. DLT dediğimiz Distributed Ledger teknoloji. Burada basit olarak olay şu, herhangi bir verinin, veri diyelim şimdilik biz buna, herhangi bir işlemin veya verinin birçok noktada aynı anda senkronize bir şekilde tutuluyor olmasına karşılık geliyor. Yani bir veriyi X bir noktaya yazdığınızda bu teknolojiyi kullanan herhangi bir altyapı kullanıyorsa o sisteme dahil olan bütün noktalarda aynı anda verinin aynı şekilde var olmasına neden oluyor. Bu da blockchain'in de verinin güvenliğinin de temelini oluşturan konulardan biri. Bunu birazdan blockchain'e değindikçe daha da açıyor olacağız. Ama basit düzeyde bu. Bunu genelde anlatırken şeyle betimleriz. Bakkal defteriyle betimleriz. Yani defterin, bakkal defterinde sizin aldığınız şeylerin verisi aldığınız, gerçi artık verisiye diye bir şey kalmadı ama yine de hala klasik yöntemlerle devam eden bakkalların olduğunu, umarım hep olması gerektiği gibi, varsayarak şunu söyleyeyim mi? Bir şeyler aldığınızda, veresiye bir şeyler aldığınızda bakkal bunu defterine yazar ve siz sonra ödemeye gittiğinizde oradan bir hesap yapar. Siz de o karşılığını ödersiniz. Bu çok güvenli bir yöntem değildi. Bunu nasıl çözüyordu bakkallar? Bir defterde sizde tutarak, yani karşılıklı o defteri match ederek, birbiriyle karşı kıyaslayarak hangi tarafın manipüle edildiğini veya edilmediğini, tutarlılığını, verinin tutarlılığını sağlıyordunuz. Ve bu bir güven ortamı oluşturuyordu. İşte dağıtık defter yapısı da bunun çok daha gelişmiş, çok daha yaygın bir halde, daha demokratik bir halde kullanıldığını varsayacağımız bir yaklaşım. Bunun üstüne DAO denen, yani Decentralized Autonomous Organization, yani merkeziyetsiz otonom organizasyonlar denen bir kavram inşa edildi. İşte blockchain'i blockchain yapan altın değerindeki en önemli özelliklerden biri bence bu. Çünkü bu özellik, yani bu sistem, bu yapı, sistemin, kurgunun kendi başına, yani otonom bir şekilde karar alması, hayatta kalması veya bir şeyleri yapıyor olmasını sağlıyor. Şimdi blockchain'lerdeki bu çok bahsedilen merkeziyetsiz olma, yani herhangi bir merkeze bağlı olmama, demokratik olma veya tutarlı olma gibi kavramlar daha çok bu deyime dayanarak, bu altyapıya dayanarak görüyor. Bunun üstüne de
güvenlik kaygıları tabii geldi. Tamam, biz böyle dağıtık bir veri tutacağız. Bu otonom da olacak. Ama nasıl güvenli olacak sorusuna cevap da kriptografiyle bulundu. Kriptografinin iki temel konusunu çok fazla göreceksiniz blockchain'lerde. Bunlardan biri hash, diğeri de RSI. Hash kısaca şöyle şu anda özetleyeyim, biraz sonra detaylı olarak ona değineceğiz. Hash'i kısaca özetlemek gerekirse şudur. Ya girdisi ne olursa olsun, yani ne kadar, yani işte buna bir kitap da ele alabiliriz, bir satırlık yazı da alabiliriz, boşluk karakterini de alabiliriz, kütüphane de alabiliriz. Girdisi ne olursa olsun, çıktısı 64 karakterden oluşan bir karakter seti olan bir algoritmik süreç, hash algoritmaları. Yanına da RSI geliyor. RSI'nin de şöyle bir yapı var, bir simetrik şifreleme var, bir de asimetrik şifreleme var. Simetrik şifrelemede bir şeyi şifrelersiniz. Örneğin ben size bir dosya göndereceğim. Onu ABC karakterleriyle şifreleyip gönderiyorum. Aynı zamanda size şifreyi de gönderiyorum. Onu açabilmeniz için, çözebilmeniz için. Bunun yeterince güvenli olmadığını, yani şifre giderken o şifrenin başkalarının kötü niyetli birilerinin eline geçme ihtimalinin olduğunu düşünerek asimetrik şifre kullanılmış. Asimetrik şifrelemede de olay şöyle çalışıyor. Blockchain sistemlerine giren veya temas eden arkadaşlar çok duymuştur bunu. Public key ve private key. Yani genel anahtar ve özel anahtar diye iki anahtarımız var. Bunlardan özel olan bizde kalıyor. Örneğin ben, siz bana bir veri göndereceğiniz zaman sizinle genel anahtarımı, public key'mi paylaşıyorum. Siz o public key ile bana göndereceğiniz veriyi veya nesneyi ve objeyi şifreliyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ben karşılığında private key ile, yani bende olan, kimseyle paylaşmadığım anahtarımla onu çözümleyip içindeki veriye erişiyorum. Yani bu asimetrik şifreleme mantığı da çok ciddi bir güvenlik sağlıyor. Yani işin içine hash ve kriptografinin RSI tarafı girince. Burada kullandığımız şifreleme yöntemi şu anda SHA-256. Bunu hayatımızın birçok yerinde kullanıyoruz ama teknik olarak karşılığını bilmiyor olabiliriz. Aslında kullandığımız birçok cihazda kullanılan şifreleme yöntemlerinden biri. O yüzden çok duymuş olabilirsiniz. Evet, buraya kadar blockchain'i oluşturduğunu düşündüğüm temel kavramlara değindik. Buradan sonra biraz blockchain'i sorguluyor olacağız. Blockchain nedir? Ne gibi özellikleri vardır? Tanımı nedir kısmına giriyor olacağız. Şu aşamada sorunuz varsa, herhangi bir soru veya merak ettiğiniz buraya kadar konu varsa açabileceğimiz, lütfen onları yöneltin. Moderatör arkadaşlar iletsin. Yuşa Güneş, kaynak önerecek misiniz demiş. Evet, birçok kaynak önerebilirim, önereceğim de. Aslına bakarsanız bu konuda çok çok iyi kaynaklar var. Hatta bunlardan en değerlerinden biri olduğunu düşündüğüm kaynak, global anlamda blockchain'in ürünlerinden birini pazarlayan veya daha doğrusu işleten borsalardan biri olan Binance'in akademi bölümü var. Orada çok faydalı bir kaynak. Oraya bakabilirsiniz. Daha çok o cryptocurrency'ye odaklı ama cryptocurrency de blockchain'in bir ürünü olduğu için aslında iç içe geçmiş birçok terim, birçok kavramla karşılaşıyor olacaksınız. İlerleyen konularla ilgili kaynaklar da veriyor olacağım ama onları da sırası geldikçe konuşuruz. Başka sorunuz var mı? Spark Chain'in kullanıldığı Proof of Active hakkında bilgi alabilir miyiz? Ömer Şakak, şimdi şöyle, mekanizma konusuna geldiğimizde bunu yine konuşuruz. Çok kısa geçeceğim konu dağılmasın diye. Proof of Active bir konsensüs mekanizması. Bunun gibi birçok mekanizma var. Mekanizma konuşmayacağız ama genel olarak bu konuda size bilgi veriyor olacağım. Okay. Blockchain nedir? Blockchain, birden fazla, şu anda henüz net oturmuş bir tanımı yok ama akla yatkın birden fazla tanımı söz konusu. Bunlardan biri yeni nesil, yani veri tabanına yeni bir bakış açısı getirdiği düşünülen bir sistem. Yani eski klasik yöntemlerle tuttuğumuz veri tabanı yaklaşımından
daha farklı, daha güvenli, daha şeffaf, daha anonim, dağıtık, değiştirilemez, herhangi bir merkeze bağlı olmayan bir veri tabanı tanımı var. Böyle bir tanım söz konusu. İkinci bir tanım, bunun bir değer paylaşım protokolü olduğu noktasında. O da şöyle, benzetecek olursak biraz daha anlamlı olur. İnternet, şu anda hepimizin hayatında olan internet bir veri paylaşım protokolüdür. Blockchain'in de bunun bir üst seviyesine çıkarak değer paylaşım protokolü olduğu şey var. Yaygın, böyle bir görüş yaygın. Haksız da değiller. Gerçekten değerlerimizi, buna işte konutlarımız, sigortalarımız, paramız, arabamız gibi şeylerin paylaşılabileceği garip garip projelerin, böyle çok keyifli projelerin olduğu güzel bir platform, güzel bir teknoloji. Bunları da konuşuyor olacağız. İki tanım da bence akla yatkın. İkisi de geçerli. Belki hayatımıza biraz daha fazla girdikten sonra daha geçerli, daha böyle net bir tanıma dönüşebilir. Gelin biraz tarihçesine bakalım ve blockchain konuşmaya başlayalım. Blockchain birçoğumuzun Bitcoin'in hayatımıza girdiği an itibariyle duyduğu bir teknoloji. Bitcoin blockchain'in popüler olan ilk ürünü diyebilirim blockchain teknolojilerinin. Ya hatta öyle iç içe geçmişler ki blockchain 1.0 diye tanımladığımız şey aslına bakarsanız Bitcoin'in kendisi. Yani orada teorik olarak birbirinden ayrı olsalar da pratikte çok yakın kavramlar. Onları da şimdi açıyor olacağız. Fakat blockchain'in temeli ta 90'lı yıllara kadar gidiyor. İşte bilim adamlarının o dönem belirli imzalarla güvenli bir şekilde dijital belge paylaşımı üzerine kurguladığı senaryolardan yola çıkarak daha sonra gelişe 2008'e kadar geliyor. 2008'de Satoshi Nakamoto denen isimlendirilen kişi, zümre, grup bilemiyoruz. Yani bunun tam bir karşılığı yok. Bunun bir insan olduğunu, bir birey olduğunu varsayıyoruz ama birçok teoride bunun bir istihbarat örgütü olduğundan tutun, bir ekip olmasından, hatta bir devlet olmasından bahsedenler bile var. Ama biz Satoshi Nakamoto diye bir isime odaklanıyoruz. Onun 2008'in sonlarına doğru yayınladığı bir manifestoyla, Bitcoin'in çıkışıyla, yani kişiden kişiye para transfer sistemi diye yayınladığı bir manifestoyla hayatımıza giriyor. Bu manifesto çıkardığı ürünle birlikte, yani dijital parayla, dijital para da demeyeyim, kripto parayla birlikte çok popüler oluyor ve bugüne kadar taşınıyor. Bunu biraz daha açacağız birazdan. Ama şöyle özellikleriyle biraz konuya girelim. Arada sorularınız olursa dediğim gibi moderatör arkadaşları lütfen bırakın. Onlar da uygun gördüklerini iletirler, konuyu derinleştiririz. Şimdi blockchain'in temel birkaç özelliği var. Bu özelliklerden biraz bahsedeceğiz. Bunlardan en önemlilerini sıraladım ama bunların dışında birçok konuya da değinmek mümkün. Birincisi dağıtık ve merkeziyetsiz olması. Bunu biraz konuşalım. Şimdi eskiden dağıtık sistemler yok muydu? Tabii ki vardı. Veya merkezi kavramı nedir? Bunu biraz açalım. Şimdi bizim kullandığımız teknolojik altyapılar veya veri tabanları nasıldı? Bugüne kadar hep belirli bir merkezde var olan bir sunucuda, bir disk, hard diskte, bir veri tabanında veya bir kayıt defterinde tutulan verilerden oluşuyordu. Neydi? Biz o verilere erişmek istediğimizde o merkezin bize açtığı kanallar üzerinden veya yetkiler üzerinden o verilere erişiyorduk ve o verileri kullanıyorduk. Doğal olarak bu yapı hem güvenlik açısından hem yönetilebilirlik açısından bazı zayıflıklara sahipti. Neydi bu? Mesela o merkeze bir şey olursa, bir yangın çıkarsa, bir sel olursa ve o merkezde kötü niyetli biri o verilere zarar vermek isterse o verilerin güvenliği ciddi şekilde riske giriyordu. Sonra ne yaptı teknoloji hizmeti sunan, servis sunan firmalar, büyük firmalar? Dağıtık yapılara geçtiler. Bunu nasıl sağladılar? İşte bugün bulut sistemi dediğimiz
yapıların altyapısı olan işte farklı lokasyonlarda, farklı sunucularda aynı veriyi senkronize bir şekilde tutmaya başladılar. Datalarımız ne oldu ondan sonra? İşte bir tane Afrika'da, bir tane Amerika'da, bir tane Avrupa'da sunucu da aynı anda tutuldu. Herhangi birinde bir sıkıntı olduğunda biz diğeri üzerinden o veriye erişebilir hale geldik. Bununla birlikte dağıtıklığı sağladılar. Fakat hala merkezi bir kavram söz konusuydu. O da neydi? Örneğin biz bu hizmeti, bulut hizmetini X firmasından alıyorsak, o firma erişimimizi kapattığı an itibariyle veya o merkez erişimimizi kapattığı an itibariyle, yetkilerimizi kısıtladığı an itibariyle o veriye erişemez hale geliyordu. Doğal olarak burada da bir sıkıntı vardı. Blockchain neyi sağladı? Merkezleri de ortadan kaldırdı. Merkezleri nasıl ortadan kaldırdı konusu çok geniş olacak. Burada node dediğimiz bir kavram. Yani node eskiden de var olan bir kavramdı. Bu dağıtık yapılardaki her bir noktaya node deniyordu ama node'u blockchain konusunda çok fazla duyacaksınız. Ya bu sisteme dahil olan o en başta da bahsettiğimiz dağıtık defter yapısı vardı ya, o defterlerden herhangi birini tutan noktaya, kişiye, cihaza veya sunucuya node diyoruz. Bunu iyice bir köşeye not edin. Node kavramı çok kez duyacağınız ve şu an itibariyle de node diye adlandıracağımız, o noktaların her birini node diye adlandıracağımız kısımdayız. Böylece ne oldu? İşte demokratik bir katılım sağlandı sisteme. İsteyen herkes sisteme dahil olabildi. Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kişi, sunucu veya bilgisayar veya cihaz bu sisteme demokratik bir şekilde dahil olarak bunun dağıtık ve merkeziyetsiz olmasını sağladı. Yani aynı veri aynı anda milyonlarca cihazda aynı şekilde var oldu ve doğal olarak hiçbir merkezin kontrolünde olmaması sağlandı. Buraya kadar okey. Bunu yine açacağız. Blockchain'i teknik olarak konuşurken bunu biraz daha açıyor olacağız. Diğer özelliklerinden biri ne? Sondan eklemeli. Bu şu demek, ya teknolojiye biraz vakıf olan, aslına bakarsanız normal günümüz hayatında, gündelik hayatta yaşadığımız şeylerde de sondan eklemeli kavramı aslında bir öncekini aradan çıkaramayacağınız, çıkarırsanız zincirin kopacağı veya o bağlantının kopacağını çok net tarif eden bir şey. Blockchain'ler sondan eklemelidir. Bloklar halinde veri chain'e yani zincire sondan eklenir. Doğal olarak burada herhangi bir şeyi silemezsiniz, değiştiremezsiniz, manipüle edemezsiniz. Yani aradan bir şeyi çıkarmak veya silmek istediğinizde veya manipüle etmek istediğinizde zinciri bozacağınız için burada bir bütünlük söz konusudur. Ve bu da aynı zamanda verinin güvenliğiyle işte manipüle edilmeye açıklığı noktasındaki sıkılığını, sağlamlığını sağlıyor. Böyle bir özelliği var. Bunu da dediğim gibi yine teknik konulara biraz değinirken konuşuyor olacağız. Bu da çok güzel bir özelliği blockchain'lerin. Blockchain anonimliği ve şeffaflığı aynı anda sağlar. Bunu nasıl yapıyor sorusu geliyor insanın aklına ilk. Yani bir şey aynı zamanda hem anonim hem şeffaf nasıl oluyor? Blockchain'ler bunu muhteşem bir şekilde yönettiği için çok faydalı, çok sonuç odaklı üretken sistemler haline geldi. Bunu nasıl yapıyor? Örneğin ben az önce bahsettik ya RSI'da public key'im var ve private key'im var. Public key'imi paylaşıyorum sizinle. Siz de benim o public key'imle ilgili bir şifreleme işlem yapıyorsunuz ve bana gönderiyorsunuz. Örnek verelim. Çok basitinden biraz cryptocurrency'ye girerek. Mesela bana bir bitcoin göndereceksiniz. X kişisi bana bir bitcoin gönderecek. Benim public key'imi alıyor ve o adrese bir bitcoin gönderiyor. Kendi public key'iyle veya kendi kimliğiyle. Şimdi bu public key'in karşılığında benim kimliğim eğer deşifre edilmemişse, afişe edilmemişse o public key'in kime ait olduğu bilinmiyor. Blockchain'de de bilinmiyor. Blockchain'de bu işlemi yapan kişi tarafından da bilinmiyor. Sadece paylaşan kişi, paylaştığı kişi tarafından, yani bu ikili taraf karşı tarafı şeyinden bilinmiyor. Blockchain peki ne yapıyor? Bu işlemin taraflarını, yani bu key'leri gizli tutarak
işlemi açık bir şekilde yapıyor. Yani X kişisi Y kişisine bir Bitcoin gönderdi bilgisi bu sisteme dahil olan herkes tarafından görülüyor. Yani bu da işin şeffaflık tarafı. Doğal olarak burada iki şeyi sağlamış oluyor. Bir, kişilerin, bireylerin veya tutanların veya katılımcıların kimliğinin anonim olmasını, aynı zamanda yapılan işlemin şeffaf olmasını sağlıyor. Bu da muhteşem bir kontrol mekanizması, yani check edebilme, üstünden geçebilme, teyit edebilme mekanizması sağlıyor. Okay? Buraya kadar teorik anlamda birçok şeyi konuşmuş olduk. Bu arada Ömer Şakak'ın bir sorusu daha var. Ona bakalım. Blockchain üzerinden memo text veya resim upload edip gönderim sağlanabilir mi hocam demişsiniz. Şimdi şöyle, birçok yönden geliştirilen projeler var Ömer. Ya amaç buradan resim göndermek değil daha çok. Daha çok burada ilk çıkan blockchain 1.0 ile birlikte transaction bazlı bir yöntem vardı. Sonra bu biraz daha dApp tarafına, yani decentralized application tarafına kaydı. Uygulamaya doğru kaydı. Onları da anlatacağız. Fakat resim veya işte video gibi şeyler göndermek şu an çok öncelikli hedef değil. Çünkü blockchain gibi sistemlerde böyle şeylere girerseniz teknoloji altyapısı olarak bunları karşılamanız mümkün olmayabilir. Biraz şöyle özetleyeyim onu isterseniz. Şimdi chain'de 1 milyon node olduğunu düşünün ve bunların birbirine video gönderdiğini düşünün ve bu chain'in değiştirilemez, silinemez birbirinin arkasına iliştirildiğini düşünün. O da oluşacak kapasiteyi hayal edebiliyor musun? Devasa bir şeye dönüşür. İşte o yüzden bu işler için değil. Daha çok belki onların imzasını göndermek için olabilir. Ya yani bunların mesela telif hakkı, İşte resimlerin, videoların telif hakkını koruma adına yapılan bir proje olabilir. İşte imajlar, resimler her tarafta dolaşabilir ama onların imzası, onların telif hakkı blockchain'de tutulabilir. Böyle yöntemler söz konusu. Fakat resim, video gibi gönderim şeyleri çok şu anda projelendirilen işler değil. Yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Storage var, denen bir kavram var. Orada bir disk var, oraya atabilirsiniz bunlar ama akılcı değil. Bunu da şeyde konuşacağız Ömer. En sonda blockchain proje, ya bir proje blockchain'e uygun mudur değil midir sorularını ararken bunu konuşuyor olduk. Evet arkadaşlar, bir 10 dakika mola verelim. O soruyu alabilir miyim? Bir soru geldi ekrana az önce arkadaşlar. Evet, Murat Gencer'in sorusu. Kuantum bilgisayar teknolojisi blockchain için bir tehdit mi demiş? Fırsat mı, ne düşünüyorsun demiş. Bu konu üzerine çok kafa yoruyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi kuantum bilgisayarın blockchain altyapısını çözümlemek için kullanılma üzere piyasaya sürüldüğünü varsayalım. Doğal olarak bu şifreleri, bu güvenlik mekanizmalarını kırmak için çalışan bir kuantum bilgisayar varsa, karşısında bunları korumak için de bir kuantum bilgisayar olacağı için aslına bakarsanız ne bir tehdit ne de bir avantaj demeyeceğim, avantaj olarak görebiliriz çünkü şeyi çok hızlandırır. Ölçeklenebilirlik dediğimiz kavramı çok hızlandırabilir. Yani çok daha hızlı sonuçlar elde edebileceğimiz, işlemleri çok daha hızlı yapabileceğimiz bir dünyaya gidebiliriz. Milisaniyeler, mikrosaniyeler, yani şu anda saniyede binlerce işlem yapan blockchain'ler var. Burada ölçeklenebilirlik problemi üzerine odaklanan blockchain'ler var. Onları çok üst seviyelere çıkarabilir ama risk olarak algılanamaz tahminimce. Çünkü yani dediğim gibi bu sistemi hacklemek isteyenin karşısında korumak isteyen de aynı teknolojiyi kullanacaktır. Başka soru var mı arkadaşlar? Halis Sami bir soru sormuş. Peki hocam, şu an Amazon, Alibaba gibi siteler BTC'yi online alışverişlerde neden kullanmıyor demiş. Halis, burada regülasyon denen kavram giriyor devreye. Yani Bitcoin, yani BTC bir para mıdır sorusu giriyor devreye. Bir şeyin para olması, aslına bakarsanız bu şeyin serinin ilerleyen sunumlarında muhteşem üstadlar var. Onlardan bunların cevaplarını zaten alacaksınız.
ya benim haddim bile olmaz onların yanında buna cevap vermek ama şöyle kısaca özetleyebilirim. BTC bir para mıdır sorusunu sorduğunuzda Amazon'a, Alibaba'ya eğer resmi olarak sen bunu nasıl kabul edersin sorusunu sorduğunuzda eğer cevap verebilir hale gelirse o gün itibariyle BTC'yi kullanacaktır. Emin olabilirsiniz. Regülasyon, yani devletler, kurumlar bu konuda ciddi bir telaş içinde, yapılanma veya gelişim sürecine dahil olma kaygısı içinde zaten çalışıyorlar. Ya bunu nasıl regüle ederiz, nasıl sisteme entegre ederiz? Çünkü burada çok büyük bir popülasyon, çok büyük bir sirkülasyon var. Bunu göz ardı edemeyecekleri için şu an regüle etmeye çalışıyorlar. Orada da büyük bir kavga var zaten. Başka soru var mı arkadaşlar? Umarım cevap olmuştur. Tayfun Tekşen sormuş kodlama yapılacak mı diye. Kodlama yapmayacağız Tayfun ama şöyle kodlamanın başlangıcını en azından nasıl yapılacağını ben anlatacağım size. Dediğim gibi sonraki oturumlarda bunun Python'la nasıl kodlandığını vesaire gibi anlatan oturumlar olacak diye biliyorum. Çünkü ben takvimden öyle gördüm diye hatırlıyorum. Ama ben de boş göndermeyeceğim size. Ufaktan bir oraya girmenizi sağlayacağım. Muhammed Bey sormuş, sosyal medyadaki zafiyetlerin engellenmesi için Smith sosyal platformu ile resim video uploadu gerçekleştirebiliyorsanız. Dedim ya bu mümkün. Ya Muhammed şöyle, yani teknik olarak mümkün değil demiyorum. Mümkün, tabii ki yapılabilir. Fakat birazdan blockchain'in teknik altyapısına girdiğimiz zaman bunu anlayacaksın. Mesela şeyde Bitcoin'in sadece transaction tuttuğunu, yani text veri tuttuğunu göz önünde bulundurursak ve şu anda Bitcoin blockchain'in tamamını bir node olarak indirmek istediğinizde terabayta yaklaşmıştır tahminimce. Terabayta yakın bir disk kapasitesine ihtiyacınız var ki bu sadece transaction bazlı text tutan bir altyapı. Bunun video ve resim olduğunu düşündüğümde bana katılımcılık seviyesini çok aşağı çekeceğini gösteriyor. Yani sıradan bir insan bu blockchain'de bir node olabilir mi sorusunun cevabının zorlaşacağını söylüyor. Yoksa mümkün mü? Evet mümkün. Teknik olarak mümkün. Ama pratik olarak geçerli mi? Bilemiyorum. Sınırsız mı bu? Memo nedir? Ne işe yarar? Biraz daha açarsan sınırsız memodan kastın. Yani burayı birçok yere yorabilirim Halis. Ersin oraya da biraz şeyde yine dediğim gibi mekanizma ve mekanizma tasarımı üzerinde biraz bu tür şeylere değineceğiz ama dediğim gibi her konsensus mekanizmasına detaylı girmem söz konusu değil. Çok popüler olan iki tanesinden kısaca bahsederiz. Proof of Work ve Proof of Stake'den bahsederiz. Proof of Active büyük ihtimalle, ya yani ben teknik olarak şu an tam içeriğini bilmiyorum ama büyük ihtimalle isminden anladığım kadarıyla sistemde o anda aktif olan nodların, sistemin, mekanizmanın ayakta durmasındaki söz sahipliği ile ilgili bir şeylerdir gibi geliyor ama bilgi sahibi değilim. Yanlış bilgi vermek istemem. Çok fazla konsensus mekanizması var şu an çalışılıyor üstüne. Haklı olarak çalışılıyor. Çünkü herkes daha iyi bir konsensus mekanizması var etmeye çalışıyor. Burada bir yarış var. Evet, son bir soruyu da alacağım. Bir nefes alacağım sonra. Mehmet DAO kavramını biraz daha açabilir miyiz demiş. Mehmet, ona da mekanizma tasarımında biraz değineceğiz ama ben seni kırmamak için biraz açayım. Şöyle düşün, bir sistem var ortada. Sistemi şu internete ben bir sistem yazıyorum, bir kod yazıyorum ve internete atıyorum. Tamam, bu yazdığım kodda her şey belirli matematiksel veya formülize edilmiş kurallar dahilinde işliyor ve ben o sistemi attıktan sonra oraya dahil olan herkes o sistemin bir kopyasına sahip ve sistem artık benden bağımsız veya herhangi birinden bağımsız orada yazılmış olan o fonksiyonlar üzerinden otomatik olarak çalıştığını varsay. Yani DAO'yu böyle basite indirgeme belki söz konusu olabilir. Centralized, autonomous. Organization. Var mı başka soru arkadaşlar?
Evet, birazdan şeydi zaten dediğim gibi cevabını alacaksın onu. Evet, Ezgi Hanım. Hocam isterseniz küçük bir ara verdiğimizde soruları almaya devam edelim. Tamam. Döndüğümüzde iletelim o soruları. Zaten okey, ben şimdi kahve almaya gidiyorum. Bunu bir es vermiş olacağım. Birazdan bilgisayar başındayım ve devam ediyoruz. Okey? Evet. Tamam. Tamam. Siz de o aralarda soruları alabilirsiniz. Soruları almaya devam edebiliriz. Kısa bir ara vermiş olacağız ama oturum devam edecek. O arada sorular gelebilir. Varsa soru alabilirim Ezgi Hanım, Gökçe Hanım. Dışında blockchain. Zehra Hanım'ın sorusuna şöyle bir cevap vermeye çalışayım. BTC dışında blockchain hangi üründe kullanılıyor demiş Zehra Hanım. Şimdi BTC blockchain'in ilk ürünlerinden biri olan ya cryptocurrency'lerden bir tanesi sadece ya Bitcoin. Bunun yanında birçok cryptocurrency daha var. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Hatta size bazı şeyler de göstereceğim. Erişebileceğiniz, inceleme yapabileceğiniz siteler. Fakat blockchain'in asıl etkileyici olan tarafı cryptocurrency'nin çok dışında Zehra Hanım. Yani başta da dedik ya tanımı olarak değer paylaşım protokolü denen bir tanım yapılıyor. Bunun altını şu dolduruyor. Yani gelecekte bütün tedarik zincirlerinin, üretim aşamalarının veya sertifikasyonların veya lisanslama ihtiyaçlarının veya bunun gibi çoğaltabileceğimiz birçok şeyin blockchain üzerinden daha güvenli, daha demokratik, daha şeffaf yürümesi söz konusu. Ya bununla ilgili birçok çalışma var. Şimdi onlara değineceğiz ve hayatımızda nasıl değişiklikler yapacak bu, ona da değineceğiz. Ama çok kısa, madem soru sordunuz, onu açıklayayım. Şöyle düşünün. Bir ürün aldınız. Mesela ben şimdi kahve içiyorum. Kahveyi ki Starbucks başladı zaten bununla ilgili bir projeye. Bu kahveyi içiyorum ama bu kahvenin nerede yetiştirildiği, nasıl yetiştirildiği, yetiştirilirken hangi ilaçlar kullanıldığı, üretim süreçlerinde nasıl bir süreçten geçtiğini bilmiyorum. Nerede biliyorum? Paketin üstünde bana referans olarak üreticinin verdiği bilgiler doğrultusunda biliyorum. Bu doğru mu? Yeterli mi? Kesinlikle değil. Şeffaf mı? Kesinlikle değil. Yani orada istedikleri kadar manipüle edebilecekleri bir alan. Blockchain bunların hepsini ortadan kaldıracak. Örneğin mesela sertifikasyon. Bunlara hepsine dediğim gibi sonunda kullanımla ilgili alanda değinelim. Okey?
Ama açacağım orayı. Başka soru var mı arkadaşlar? At dayanıklı olanın sorusu, yani yumurta mı civcivden, civcivi yumurtadan. Blockchain teknolojisi olmasaydı Bitcoin olmazdı. Ama Bitcoin'i var etme tutkusu olmasaydı blockchain bu kadar popüler ve gelişmiş olmazdı da diyebiliriz. İkisi birbirini birçok anlamda tamamlayan unsurlar. Başka soru var mı? Devam ediyorum müsaadenizle. Evet, gelelim biraz konunun teknik taraflarına. Teknik tarafına geçerken blockchain 1.0'la başlayalım. Yani dediğimiz gibi Satoshi'nin 2008'de yayınladığı manifestoyla, manifestolar genelde böyle bana devrimi anımsatırlar ama bu da bir devrim gibi zaten. Bence devrim ama tabii herkes aynı görüşte, aynı fikirde olmayabilir. Devrimin başlangıcı diyebilirim ben kendi teorilerimde blockchain'e. Bir devrimin başlangıcı diyebilirim. Evet, 2008'de bir manifesto yayınlıyor. Peer-to-peer electronic cash system diye. Tabii başta kimse inanmıyor bu mevzuya. Nasıl olabilir böyle diye. Arkadaşlarından bir kısmı önce sisteme dahil oluyor. Ya yani kodu yazıp canlıya attıktan sonra, dünyaya getirdikten sonra arkadaşlarının bir kısmı dahil oluyor. Sonra sistemin o kadar güzel bir matematik üzerine kurulduğunu, o kadar iyi bir felsefesi olduğu keşfediliyor ki ve o kadar güvenli, açıktan işte kötü niyetli saldırılardan o kadar korunaklı bir sistem olduğu görülüyor ki çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. Yani hatta o kadar hızlı oluyor ki işte 2008'de yani sıfıra yakın değerle var edilen bir şey galiba 2017'nin aralığıydı. 20 bin doları görüyor bir token. Dijital bir anahtar, dijital bir karakter dizisi 20 bin dolar değer buluyor. 20 bin dolar bugün hayatımızda birçok şeyi değiştirebilecek büyüklükte bir değer. Evet, sonra şimdi bu arada manifestonun tamamını okumak isteyenler için link bıraktım. Sunuma. Bu sunumu bu arada şeyde Ezgi Hanım şey sonrası, eğitim sonrası isteyen arkadaşlarla paylaşabiliriz. Ben sunumumu paylaşıyorum eğitim sonrasında. O linkleri de inceleyebilirsiniz. Bitcoin'in manifestosunu detaylı okumak isteyenler aşağıda yazdığım adresten de ulaşabilirler. Bitcoin'e blockchain 1.0 deniyor. Çünkü blockchain'in release, yani biz yazılım camiasında release böyle yani canlıya çıktığı ilk sürüm deriz. Öncesi hep böyle 1.0'dan öncesi şeydir. Yine canlıya çıkarsınız da böyle testler, denemeler, yanılmalar, o bugları fix ettiğiniz dönemler olur. 1.0 ilk sürüm olarak değerlendirilir. Blockchain 1.0 olarak, Bitcoin'i blockchain 1.0 olarak isimlendiriliyor piyasada. Ve hayatımıza giriyor. Peki blockchain nedir? Yani bunu iki parçadan betimleyerek ele alacağız. Şimdi bir bloğun ne olduğunu anlayalım. Sonra da o nasıl chain oluyor onu anlayalım. Demiştik ki bir hash var. Bir çıktı var. Bir girdiler var. Bir de çıktı var blockchain'de. Bu girdiler neler? İşte bu bir bloğun header bölümü var. Bir de body bölümü var. Blockchain 1.0'da bu header bölümünde o bloğun numarası, bir önceki blok hash değeri, İşte Merkle root dediğimiz bir Merkle tree denilen bir veriye erişimle ilgili bir ağaç yapısı var. Onun root değeri. Nonce denen bir değer var. Ve oluşturulduğu zamanla ilgili bir değer var. Body'sinde de bu blokta olan transaction'lar, yani işlemler. Şimdi 1.0'da neydi olay? Sadece para göndermek, yani Bitcoin göndermekti. O yüzden burada sadece A kişisi B kişisine 1 Bitcoin gönderdi. B kişisi 0.10 Bitcoin'ini harcadı. İşte şu şuradan şuraya bunu gönderdi gibi bilgilerin olduğu transaction'lar var. Okay. Blok yapısı temelde bu. Bu girdilerden bir çıktı oluşuyor. Konunun en başında söylediğimiz bir hash değer oluşuyor. Hash değeri. 64 karakterden oluşan bir hash değeri oluşuyor. Bu hash değeri neden oluşturuluyor? Bir sonraki bloğun prev block hash alanına yazılmak üzere oluşturuluyor. Bu Genesis blokta, yani Genesis block dediğimiz blok sıfırıncı bloktur. İlk, yani bir blockchain'in ilk bloğudur. Orada yoktur prev hash.
Yani girdi olarak yoktur. Sadece çıktı olarak kendi hash'i vardır. Ama sıfırıncı bloktan sonra bütün bloklarda bir önceki bloğun hash'i vardır. Zinciri oluşturan şey de bu zaten. Yani girdiler blok içine giren girdilerden elde edilen hash çıktısı bir sonraki bloğun içine girdi olarak bırakıldığı için o sıkı bir zincir oluşuyor. Bunu parmak izi, ya yani görselde de kullandığım gibi parmak izine benzetiyoruz. Hatta ben şeye biraz şu şekilde basitleştirmeye çalışıyorum bunu. Şey düşünün, bir kutu düşünün. Kutunun içine değerli eşyalarınızı bıraktığınızı varsayalım. İşte bir kitap koydunuz, bir kalem koydunuz. Sonra o kutunun içindekilerin hepsinin göründüğü bir fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra başka bir kutu yaparken o fotoğrafı, yani ikinci kutuyu yaparken o fotoğrafı da kutunun içine bırakıyorsunuz. Sonra onun da fotoğrafını çekiyorsunuz. Böyle zincir. Ya en baştaki veya aradaki bir kutudan bir parçayı almak istediğinizde veya değiştirmek istediğinizde zincirin tamamındaki içeriği, yani o fotoğrafları değiştirmeniz gerekiyor. Buradaki yapı o. Yani o hash değerinin tamamını değiştirmeniz gerekiyor. Bunun demosunu da yapıyor olacağız zaten. Basit olarak böyle. Kutular halinde işlemler var. O işlemleri kutu kutu diziyoruz sıraya. Var mı burada bir soru? Okey. Tamam, dediğim gibi bu basit açıklaması. Şimdi burada demo yaparak, yani gerçek bir demo yaparak biraz daha anlamaya çalışalım. Çünkü buradan sonra miner denen kavram girecek hayatımıza. Ve o miner kavramı o hash'leri oluşturmak için ne yapıyor onu konuşacağız. Nonce değerini konuşacağız. O yüzden biraz şurayı anlayalım. Ekranım görünüyor mu Ezgi Hanım? Şu an. SHA-256 hash yazan. Evet hocam, görünüyor. Tamam, okey. Arkadaşlar şimdi önce bir hash'in nasıl oluştuğunu şöyle kısaca anlayalım. Step by step gideceğiz. Demiştiniz SHA-256 kullanılıyor. Bu bir algoritma. Buraya verdiğiniz değerin sonucu olarak aşağıda gördüğünüz gibi 64 karakterlik bir çıktı üretiliyor. Hiçbir şey girmediğiniz zaman da bir değer var. Bu değer her zaman tutarlıdır arkadaşlar. Yani A karakterinin hash'i her zaman aşağıdakidir. Okay? Veya null, yani null dediğimiz hiçbir şeyin olmadığı boşluk halinin hash'i her zaman aynıdır. İçeriye ne yazarsam yazayım. Zilhan. X kişisine bir Bitcoin gönder dedi. Ne yazarsam yazayım, gördüğünüz gibi aşağıda bir hash oluşuyor 64 karakterden. Burada birçok özellik var. Hash algoritmalarının özelliklerine. Mesela çığ etkisi dediğimiz bir kavram var. Bakın şimdi bu kadar metinde, bunun bir kitap dahi olduğunu varsayalım. Bu kadar metinde çok basit bir değişiklik yaparsam ne olacağını görelim önce. Şimdi aşağıdaki hash'e dikkat edin lütfen. Ben gelip şu arada minnacık bir değişiklik yapıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bakın hash tamamıyla değişti. Yani hash'in böyle bir güvenlik altyapısı söz konusu. Yani bunu hash'i burada şimdi detaylıca açmayacağız tabii ama buyurun. Ekranı birazcık yakınlaştırma imkanımız var mı? Daha rahat okunabilir miyim? Tabii ki. Şöyle nasıl? Gayet iyi görünüyor. Yani hash değerinin oluşmasındaki parametreleri veya o alttaki algoritmayı zaten bilmiyoruz da bilsek zaten çözülebilir bir şey olurdu ama kaba hatlarını biliyoruz. O kaba hatları detaylıca girmeyeceğiz ama oluşma şeklini dediğim gibi aşağıdaki gibi görebilirsiniz. Çok basit bir değişiklikte bile bütün hash değeri değişiyor. Okay, hash konusu bu. Yani bir yukarıyı bir blok olarak düşünün, aşağıda o bloğun çıktısı. Şimdi blok tarafına gelelim. Şunu biraz küçültmek zorundayım görmeniz için arkadaşlar. Mecburen şöyle. Tamam. Şimdi bir blokta ne demiştik? Header var. Nonce değeri var. Veri alanı, data alanı var. Bir de hash çıktısı var. Şimdi bunun birinci blok olduğunu düşünelim. Nonce değeri 72.608. Datası şu an boş. Aşağıda bir hash değeri oluşuyor. Şimdi burada miner dediğimiz kavram giriyor. Miner geçerli
blokları bulan kişiye veya işlemciye, iş gücüne denir. Yani blockchain'de şöyle bir mekanizma var. Blockchain 1.0'dan bahsediyoruz şu anda. Mekanizma şöyle, birileri işlem yapıyor. Ben, sen, o ya yani yüzlerce, binlerce, on binlerce insan işlem yapıyor, birbirine Bitcoin gönderiyor vesaire. Bunlar bir transaction pool'da, yani işlem havuzunda birikiyor. Birileri de gelip bu biriken işlemleri alıp işte bu data alanına, yani şuraya transaction 0, transaction 1, transaction 2 diye biriktirip geçerli bir hash bloğu üretmeye çalışıyor. Yani blockchain'e eklemek üzere bir blok üretmeye çalışıyor. Bu bloğu üretirken blockchain 1.0'ın altyapısında şöyle bir mekanizma var. Diyor ki üretmeye çalışan işlemci gücü ne olursa olsun, bu bir işlemci de olabilir, bin işlemci de olabilir, bir milyar işlemci de olabilir, ne olursa olsun sadece 10 dakikada bir blok üretebilsinler diyor. Bunun için de zorluk değeri denen bir kavram giriyor. O zorluk değeri de şu. Şimdi bu hash değerini bir fonksiyondan geçiriyoruz ve çığ etkisiyle bir değer üretiyoruz ya. Bunu zorlaştırmak için ne yapabiliriz? Diyor ki başına ben statik sabit bir değer isteyeyim. Yani mesela şu anki zorluk değeri başında 4.0 var. Yani bulacağınız hash değerinin başında 4.0 olmak zorunda. Yani rastgele olacak evet ama başındaki 4 tane karakteri 0 olarak bulacaksınız. Aksi durumda geçerli bir blok olmaz diyor. İşte nonce değeri ve minor kavramı burada görüyor. Örneğin şu anda geçerli bir blok var, yeşil bir blok. İçine bir tane veri koydum. Blok geçersiz oldu. Çünkü başında 4 tane 0 yok hash değerimizin. İşte minor mine ediyor. Mine butonuna basacağım şimdi. Sonra da detaylandıracağım. Nerede geçerli oldu? Nonce değeri 702 olduğunda geçerli oldu. Yani bunu şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 de deneseydim 702'ye geldiğimde geçerli bir bloğu bulmuş olacaktım. İçerideki nokta transaction için. X1 transaction için. Okay? Ya miner'ın yaptığı şey bu. Gidiyor, o bloğu geçerli bir hash'e ulaştırıncaya kadar girdideki, şimdi şeyi değiştiremez, datayı değiştiremez. Çünkü datayı değiştirirse transaction'ı manipüle etmiş olur. Block header'ını değiştiremez. Yani bloğun oluşturulduğu zaman veya bir önceki bloğun hash'i. E ne yapıyor? O yüzden nonce denen bir değer koymuşlar buraya. O değeri değiştirerek geçerli bloğu bulmaya çalışıyor. Okey? Şimdi bir şöyle soru var mı diye bakacağım. Arkadaşlar soru varsa lütfen iletin. Şuraya bir bakayım. Çok pardon. Varken şu an Burak Çelik bir soru sormuş. Proof of work varken şu an çevreci üretimle neler düşünüyor? Güzel. Bunları anlatacağım Burak. Bu iki mekanizmaya değineceğiz zaten. O yüzden biraz sabırlı olalım. Tamam. Ne oldu? Bir blok ürettik biz. Hemen chain kavramına gelelim. Blockchain. Bir sonraki görüntüye geçiyorum. Şimdi burada artık birden fazla blok söz konusu. İşte birinci geçerli blok bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Ne oluyor? İkinci blokta birincinin prev hash'i oldu, yani birincinin hash değeri de girdi olarak kullanıldığı için şu an bu zincir birbirinin bütünlüğünü sağlıyor. Varsayalım ben ikinci blokta bir manipülasyon yaptım. Yani bana bir bitcoin gönderilen işlemi iki bitcoin'e çıkardım. Kurnazım ya. Küçük bir değişken. Değiştirdiğim anda zincir kopuyor. Zincir şunu söylüyor bana. Artık diyor sen geçerli bir zincir değilsin. Ama bunun bu arada bir nod olduğunu, yani benim bilgisayarımda olan o dağıtılmış defter, hatırlıyor musunuz? Defterin bendeki kopyası olduğunu düşünün. Tamam mı? Ben bunu değiştirdiğim anda bu blok zinciri geçersiz hale geliyor. Ne yapabilirim? Bunu yeniden mine edebilirim. Bakın şimdi mine tuşuna basıyorum. Yani nonce değerini değiştire değiştire bunu geçerli bir blok haline getiriyorum. Tamam mı? Sonra üçüncü blokta da yapıyorum bunu. Dördüncü blokta da yapıyorum. Beşinci blokta da yapıyorum. Gidiyorum böyle. Ne yaptım? Kendi kopyamı, yani benim elimdeki defteri manipüle etmiş oldum. Eyvallah. Burada bir sıkıntı yok. Fakat blockchain'in en güzel özelliklerinden biri neydi? Dağıtılmış, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olması, değil mi? Hadi gelin dağıtılmış olduğunda ne oluyor bir bakalım.
distributor'a geçtim. 3 tane nodu olan bir blockchain varsayıyoruz burada. Yani 3 kişiden oluşan bir blockchain. 3 noktada. Ben art niyetliydim ve burayı değiştirdim. Bakın ne oldu? 3'te 2 diyor ki senin blockchain'in, yani sendeki kopya manipüle edilmiş, değiştirilmiş. Doğal olarak senin blockchain'in artık geçersiz. Yani sen geçerli bir noktaya gelinceye kadar doğal olarak kötü niyetli node olarak etiketleniyorsun ve dışlanıyorsun blockchain'den. Ya bu 3 taneyi 3 milyon tane olduğunu düşünün. Verinin ne kadar güvenli bir hale geleceğini hayal edin. Okay? Yani blockchain'in hash kullanıyor olması, RSI kullanıyor olması vesaire bir yana, işte bu dağıtık bir yapıda olması, daha kendi sadece bir kopyada manipülasyonun maliyetinin o kadar yüksek olmasına rağmen 1000 kopyada, hatta milyon kopyada ne kadar yüksek olabileceğini siz düşünün. Okay? Buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar? Ya aslına bakarsanız etkileyici kısımlardan en önemlilerinden biri bu. Yani o dediğim gibi SHA veya HASH, bunlar her yerde kullanılıyor zaten. Ama bu konu bugüne kadar gördüğümüz yaklaşımların hepsinin daha üstünde. Sercan Bey bir şey sormuş. Coin altyapısında çekirdekleri birileri ile iletişime geçirebilmek için gateway olması gerekmiyor mu? Gateway. Şimdi okey. Bu da şey gibi düşün Sercan. Eskiden torrent kullandın mı hiç bilmiyorum. Orada seedler vardı. Hani seedler dosyaları ben paylaşıyorum diye deklare ediyordu. Doğal olarak o dosyaları indirmek isteyen insanlar o network'e ping atan ve o dosya paylaştığını varsayan kişilerden dosyaları parça parça çekiyordu. Bunda da yapı çok benzer. Yani node olarak ayağa kalkan bir sistem şu an için interneti kullanıyor, evet, ama bunun alternatifleri düşünülüyor. Çalışılıyor da zaten. İşte radyo dalgaları vesaire, frekansları bilmem neleri. Dışarıya şunu diyor. Ben bir node'um. Şu blockchain'in verilerini tutuyorum diyor. Doğal olarak ona yakın node'lar, ona erişebilen node'lar o node'dan veri alışveriş yaparak gerekli kontrolleri sağlıyorlar. Okay? Yani şeydeki gibi bir network altyapısı gerekmiyor aslında. Zaten internet kullanıyoruz dediğim gibi. Ama internet dışındaki seçenekler de şundan dolayı internet dışındaki seçenekler de göz önünde bulunuyor. İnternet de merkezi bir konu. İnternetin fişini çekebilecek bir mekanizma var. Eğer sadece internete dayalı yaşarsa blockchain'ler, biri internetin musluğunu kapattığı anda blockchain denen kavram ortadan kalkar. O yüzden internet bağımlılığından kurtulmaya çalışan birçok proje var. Gelişim. Okay. Tamam, şimdi bunun ötesinde token ve Coinbase denen kavramlar var arkadaşlar bu demoda. Ama buralara girmeyeceğim çünkü buralar çok derin konular. Yani token dediğimiz ne? İşte o blockchain'in ekonomik döngüsünü sağlayan işte tokenlar, jetonlar üretmek söz konusu. Veya ekonomik demeyelim, değer döngüsünü sağlayan diyelim. Ekonomiye indirgeyince biraz şeye düşüyor. Paraya karşılık gibi geliyor ama değer döngüsünü sağlayan tokenların üretilmesi vesaire vesaire gibi konulara geliyor. Hiç oraya girmeyeceğim. Bu demonun da linki yine sunumda olacak. İsterseniz inceleyeceksiniz. Okey? Burada anlaşılmayan askıda kalan bir şey var mı arkadaşlar? Kafanızı kurcalayan. Bir önceki slayta gideyim şöyle. Ben de bir nefes alayım. Arkadaşlar soru varsa alabilirim. Ezgi Hanım. Burak Çelik. Bitcoin neden ticari hayata bir türlü entegre edilemedi? Memo'dan kaynaklı mı? Text'ten. Burak. Şöyle, Bitcoin aslına bakarsan şu anda ticari hayatın dibine kadar girmiş durumda. Fakat az önce bir soruda yine bunun cevabını vermeye çalışmıştım. Şimdi para yönetimi devletlerin elinde, regülatörlerin elinde. Doğal olarak Bitcoin henüz regülasyon yapan, regüle eden kurumlar veya devletler tarafından geçerli bir para birimidir cümlesini veya etiketini almadı. Doğal olarak ticaret girmedi mi? Girdi. Şöyle girdi. Mesela Japonya'da şu anda
Sadece Bitcoin'le hayatınızı geçirebilirsiniz. Onlar sonuna kadar entegre olmuş durumdalar. Yani seyyar satıcının bile şeyinde, arabasında Bitcoin cüzdanının adresi var. Yani oradan QR kodu okutup ona Bitcoin gönderebiliyorsunuz. Ama şey, yani global bazda kabul görmesi regülasyonlara bağlı. Regüle edilmeli mi edilmemeli mi, şu an kavga orada zaten. Yani regüle edilirse ne olur? Merkezlerin kararına bağlanır yine. O yüzden regüle edilmeli mi edilmemeli kavgası veriliyor şu anda. O yüzden de tam olarak cevabının karşılığında şeyi yok. Neden sorusunun cevabı bu şekilde. Yani nedeni bu. Okey. Gelelim blockchain 2.0'a. Şimdi blockchain 1.0'da ne yapıyordu? Miner'lar vardı. Bir sürü işlemci, bir sürü bilgisayar. Hatta hepimizin duyduğu bu koca koca farmlar, çiftlikler, ya Bitcoin çiftlikleri kuruldu. Ya o kadar devasa projeler var ki anlasamazsınızdır. Yani Ant dağlarının altında dağın altını delip devasa Bitcoin çiftlikleri kuruyor. Yani oradaki ezgilerle vesaire altyapılar kurdular. Niye Ant dağlarının altı? Çünkü bu işlemci, o kadar çok işlemci gücü tüketiliyor ki, o kadar çok enerji sarf ediliyor ki inanılmaz bir ısı çıkıyor. Onu soğutmanın maliyeti çok önemli. Çünkü Bitcoin kazıyorsun, evet. Çıkarıyorsun, evet. Bunun bir değeri de var, evet. Ama giderin ne kadar sorusunun karşılığı önemli. O yüzden böyle devasa şeyler çıktı. Doğal olarak bu dünyanın kaynaklarını tüketmeye başladı ciddi manada. Ya yani enerji kaynaklarını, teknoloji kaynaklarını vesaire tüketmeye başladı. 2013'te Vitalik Buterin diye biri, Bitcoin sevdalılarından, yani blockchain'e gönül vermiş insanlardan biri, diyor ki ya arkadaşlar, biz bu kadar güç kullanıyoruz, bu kadar kaynak tüketiyoruz sadece ve sadece para transferi yapmak için. Yani bunu geliştirmeliyiz. Daha faydalı, daha sonuç üreten, sonuç odaklı, fayda yaratan bir sistem yaratmalıyız. Bitcoin'i güncellemekten bahsediyor, Bitcoin blockchain'ini. Fakat karşı çıkıyorlar haklı olarak. Hayır diyorlar, bu yani bu o kadar güzel bir sistem ki bunu bozamayız, manipüle edemeyiz, değiştiremeyiz vesaire vesaire. Tamam diyor, okey. Çünkü benim inandığım konu bu diyor ve Ethereum denen bir altyapı çıkarıyor. Ethereum'un Bitcoin'den ayrışan çok temel ve inanılmaz derecede fayda üreten bir özelliği var. O da akıllı kontrat, akıllı sözleşmeler. Yani smart contract diye bir özellik ekliyor. Yapı olarak Bitcoin'e çok yakın. Ama Bitcoin sadece transaction tutuyordu ya. Bir kişiden kişiye, oradan oraya para gönderme bilgisini tutuyordu. Burada artık kod da tutuyor. Kontrat dediği kod parçacıkları. DApp kavramı da oradan çıkıyor. Decentralized Application kavramı da oradan çıkıyor. Yani diyor ki bu bilgisayarların ürettiği işlem gücünü ben dünyada yazılmış fonksiyonalitesi olan kodların çalıştırılmasına kullanacağım diyor. Ve buna da Ethereum adını veriyor. Yani diyor ki bu bilgisayarların toplamına Ethereum diyorum. Ben global bir bilgisayar diyorum. Ve burada değer döngüsü olarak da Ether denen bir para birimi çıkarıyor. Yani şu anda piyasada ETH simgesiyle Ethereum olarak bilinen şey aslında Ethereum blockchain'inin para birimi olan Ether. Okay? Ve bu o kadar yıkıcı bir yenilik getiriyor ki işte bunun gelişi anı itibariyle hayatımızı değiştirmeye başlıyor blockchain. Çünkü daha önce sadece para için kullanılan o altyapı şu an her şey için. Yani düşünün, ben bir kontrat yazıyorum, bir sözleşme yazıyorum. Sözleşmeyi blockchain denen bu altyapıya atıyorum ve ikimiz arasında bu sözleşmede mutabık kalındığı an itibariyle bütün dünya artık o sözleşmenin geçerliliğini kabul etmiş, onaylamış oluyor. Yani blockchain'e düşünseniz, ikimiz arasında imzalanan bir belge var ve belgeyi az önce size anlattığım yapıda tutuyorum ve dünyanın her yerinde milyonlarca defterde, kopyasında ikimiz arasında yapılan sözleşmenin geçerli bir hali var. Tabii bu kadar basite indirgenmemeli. Daha bunun aracılıkları, şunlar bunlar, ya sonuç üreten, işte finansal kaynak üreten, likidite üreten vesaire bir sürü örneği var. Veya işte şey düşün, bir tedarik zinciri için yazılmış bir smart contract düşün.
o zincire dahil olan herkesin verisini yazdığı, teyit aldığı, yürüttüğü bir kod parçası düşünün. Ve bu kod parçası daha önceki özellikleri birebir taşıyor. Yani değiştirilemez, manipüle edilemez, ondan sonra geriye dönük işlem yapılamaz, tutarlı, yani her seferinde aynı şekilde çalışma tutarlılığını gösteren ve dünyanın her yerinden işlem gücüyle bu işleme destek sunulan bir yapı düşünün. İşte Ethereum burada muhteşem bir yıkıcılık sergiliyor. Bitcoin tabii ki piyasanın var edicisi olarak o koltuğunda oturuyor ama Ethereum'la birlikte hayatımız blockchain konusunda muhteşem gelişmelere ve popülariteye sahip oluyor. Günümüzde blockchain bu kadar çok konuşuluyorsa bence Ethereum'un bu konuda çok çok büyük faydası var. Çünkü eğer sadece Bitcoin olsaydı veya Bitcoin'deki yaklaşım olsaydı insanlar gibi bakacaktı olaya. Bu saadet zincirleri vardı ya, neydi? Networking yapanlar. İşte birilerini zengin etmek üzere kurgulanmış networkler gibi. Temelinde öyle değil tabii ki. Temelinde muhteşem bir felsefe, matematik var. Ama insanların bakışı o olacaktı. Çünkü gerçek hayatta onlara fayda üreten bir çıktısı olmayacaktı. Yatırım yapanın kazancı dışında. O yüzden Ethereum değerli bence. Ethereum'la ilgili birkaç dala ayrılabiliriz. İşte smart contract dediğimiz bir kavram var. Buradaki blockchain yapısına girmeyeceğim çünkü burada kontratların adresleri var vesaire vesaire var. Biraz daha teknik konulara giriyor. Biraz daha kafa karıştırabilir. O yüzden oraya girmeyeceğim. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Smart contract denilen şeyin de bir o blockchain'de bir karşılığı var. Yine bireylerin, kişilerin cüzdanları, cüzdan kavramını da birazdan açarız. Cüzdanlarını karşılık gelen bir kod da var orada. Yine bir hash de var vesaire. Yine bloklar var. Yine yapı aynı. Fakat burada Solidity denen bir dil çıkıyor. O dille bu Ethereum platformuna, platform demek doğru olabilir belki onun için, platformuna uygulama geliştirme yeteneği kazanıyorsunuz. Bununla ilgili birkaç referans koydum buraya. İşte mesela Remix Ethereum.org Solidity'nin yazılabileceği bir şey. Arayüz, GUI, IDE ne derseniz IDE daha doğru olur. Oradan girip hem örnekleri inceleyebilirsiniz hem de Ethereum ekosisteminde bir kod nasıl yazılıyor ona bakabilirsiniz. Az önce Tayfun Bey sormuştu galiba. Kod yazacağız mı diye. Buna bakabilirsiniz. Buraya peki bakacağım da bana kaynak lazım diyorsanız muhteşem, keyifli, oyunlaştırılmış bir site var. CryptoZombies.io orada step by step Solidity ile Ethereum sistemine kod yazabileceğiniz böyle oyunlaştırılmış güzel bir şey var. Peki bunu kullanırken ekosisteme değer ya, ekonomik anlamda nasıl entegre olurum derseniz o zaman da MetaMask denen bir eklenti var. Chrome eklentisi, cüzdan veya bir web. Orayla entegre olabiliyorsunuz. Oranın içine Ether atmanız gerekiyor. Bu sistem, şimdi Ethereum'un çalışma mantığını biraz anlatayım isterseniz. Oradan anlayacaksınız. O Ether'leri alabileceğiniz de faucet denen böyle şeyler var, siteler var. Daha tam ama testnet'te gerçekte değil. Oralardan alabiliyorsunuz. Okey. Şimdi şurayı biraz açalım arkadaşlar. Heyecanımı hoş görün lütfen. Böyle zincirleme, zincirden bahsediyoruz. Zincirleme gidiyorum. Yeri geldiğinde sorularınızı da durdurun. Şimdi Ethereum'da sistem şöyle çalışıyor. Bu arada Blockchain 1.0'daki ödül mekanizmasından önce biraz bahsedeyim. Onu atladık galiba. Blockchain 1.0'da minerlar neden blok buluyorlar sorusunun bir cevabı vardı. Onu atladık, kusura bakmayın. Şöyle, ben neden miner oluyorum blockchain'de? Neden o işlemleri bir araya getirip o hash'i bulmaya çalışıyorum? Neden o çiftlikleri kuruyorum? Şundan dolayı bir ödül mekanizması var blockchain'lerde. Ödül mekanizması da şu. Bitcoin için mesela ilk başladığında her blok bulduğunuzda, geçerli blok bulduğunuzda ve sisteme diğer nodlar tarafından onaylanıp chain'e dahil edildiğinde o blok, size bir blok ödülü veriliyordu. 50 tane Bitcoin veriliyordu. Sonra bu düştü. İşte halving denen, o yarılama denen operasyonlarla düştü. Şu an alt küsürlerde. O ödülü alıyordunuz.
alıyorsunuz. Bir de o bloğun içine bıraktığınız transaction'ların komisyonları, çok küçük komisyonları var. O komisyonları alıyorsunuz. Okay? Böyle bir yapı var. Oradaki ödül mekanizması o. Ethereum'da nasıl? Ethereum'da yine böyle bir mekanizma var. Blokları bulmanın bir bedeli var. Ödülü var. Bir de o smart kontratları çalıştırmanın bir bedeli var. Mesela siz bir kod yazdınız, oraya attınız. O adam çalıştıracak da hatırına mı, hayrına mı, yani keyfine mi çalıştıracak? Hayır. Onun içeride işte o Ether'le dönen, gaz denen bir mekanizma, gazla çalışan bir yapısı var. Yani çalıştığı her kod satırı için, çalıştırdığı kod satırı için bir maliyet, bir cost, bir bedel yansıtıyor. Onu da kodu yazan ve ya çalıştıran taraf şey yapıyor. İşte o kod nasıl yazıldıysa, o kontratın işleyişi mekanizması nasılsa ödüyor o bedeli. O bedel kime gidiyor? İşte onu çalıştıran o minerlara vesaire gidiyor. Okay? Doğal olarak buraya bir şey yazdığınızda Ether'e ihtiyacınız var. MetaMask'i orada kullanacaksınız cüzdanı. Sanal Ether'ler verecekler size offset siteleri. MetaMask'in network'leri var, test network'leri. Bağlandığı Ethereum'un test network'leri var. Oradan şeyleri talep edebiliyorsunuz test yapabilmek için. Buraya daha fazla girmeyeceğim, çok karıştırmayalım konuyu. Çünkü kafa çok karışacak. Okey, burada bir soru var mı arkadaşlar? Ya Ethereum nasıl oldu? Neden bu kadar etki yarattı kısmında eksik kalan bir şey varsa... Bu arada eksik kalmaması mümkün değil arkadaşlar. Daha sonraki oturumlarda bunları parça parça tamamlıyor olacaksınız zaten. Çünkü sunumun en başında söylediğim gibi o kadar büyük bir konu ki şuradaki bir başlık 10 tane uzman çıkarır. Yani o yüzden gerçekten çok devasa bir konu. Eksik kalmaması mümkün değil. Şu an tanışmış olmanız, duymuş olmanız, bir şeyleri duymuş ve kulağınız aşina olmuş olması bile yeterli. Sunumlar ilerledikçe zaten işte Python'da nasıl blockchain sistemlerine kod yazılırı göreceksiniz. Belki birileri Solidity anlatacak size. Crypto Zombie zaten biraz anlatıyor olacak vesaire. Hemen bakarım. Muhammed Sekkaya. Ethereum ve Ethereum klasik hakkında ne düşünüyorsunuz hocam demiş. Okey. Muhammed'in sorusu şu arkadaşlar. Şimdi blockchain'lerde fork denen, yani çatallanma denen bir mevzu var. O nasıl? Şimdi iki tane güçlü miner veya iki tane farklı miner diyelim şu miner var. İkisi de birer geçerli blok buluyorlar. Değil mi? Şimdi zincirimiz birinci blok, ikinci blok, üçüncü blok diye geldi. İki tane miner'dan dördüncü blok geldi. Şimdi ortalık karışıyor doğal olarak. Burada bir çatallanma oluyor. İki tane dördüncü blok var ve ikisi de geçerli. Şimdi zincire bu ikisi de ekleniyor. Her zincirin kendi mekanizması, kendi doğası gereği burada bazı koşullar var. O işte uzun tarafı dahil etmek gibi, işte geçerliliğini başka parametrelere dayandıran şeyler. Böyle forklanmalar oluyor. Tamam mı? Bu forklanmalar doğal olarak gerçekleşen çatallanmalar. Ve o koşullar, kurallar doğrultusunda bir süre sonra geçersiz taraf yeniden pool'a atılıyor, yeniden işleme sokularak zincire eklene gidiyor. Fakat bazen de tatsız olan sonuçların doğurduğu forklanmalar var. Onlar ne? Mesela işte şu an Muhammed'in sorduğu soru gibi. İşte Ethereum smart contract denen özellikle bir şey yapmıştık ya, bir tanesi çıkıyor bir zamanında, bir DAO denen bir kontrat yazıyor. Bu kontrat belirli bir fonlama amacıyla yazılıyor. İnsanlar oraya bir fon yatırıyor, ether yatırıyor, para yatırıyor. O kontrat da o yatırılan fonları işte kredibilite şurada burada bir yerler değerlendirerek o insanlara bir kazanç vaat ediyor. Neyse bu smart kontratın bir hatası yüzünden hackleniyor. Ve buradan çok ciddi bir para çalınıyor. Kontratın içinde biriken paranın çok büyük kısmı çalınıyor. Ethereum blockchain'ini yapan kişiler orada ikiye ayrılıyor. Diyorlar ki, bir kısım diyor ki biz bu paraları geri iade etmeliyiz. Yani işlemi geri almalıyız oy birliğiyle ve geri iade etmeliyiz.
Bir kısmı da diyor ki hayır diyor, bu Ether şeyin blockchain felsefesine aykırı bir durum. O yüzden böyle bir şey yapamayız diyorlar. Orada zorunlu olarak forkluyorlar. Yani ikiye ayırıyorlar. Biri geriye gidip onları düzelterek paraları iade ediyor. Biri de hiç dokunmuyor. Benim blockchain'im hacklenmiş olsa dahi bir kontrat. Bu arada blockchain hacklenmiyor, kontrat hackleniyor. Blockchain'im o sorunlu halini de iz olarak taşımalı deyip devam ediyor. Orada Ethereum Classic denen yeni bir coin piyasaya çıkıyor. Yeni bir token, yeni bir coin çıkıyor. İki tane farklı blockchain'e dönüşüyorlar. Muhammed'in sorduğu soru bununla alakalı. Ara ara bu tarz forklamalar, başka forklamalar da oluyor. Mesela geçen gün Ripple forklandı Aralık 12'de. Ne yaptı? Yeni Flare denen bir network kuruldu. Orada yeni bir token var edildi. Amaç işte smart contract özelliği getirilmesi, DeFi tarafına çalışması falan filan. Böyle şeyler de oluyor. Okay. Burak bir soru sormuş. Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake geçmesi çevirici üretim için önemli değil mi? Ayrıca stake olayını. Evet, Burak'ın sorduğu soru. Şimdi az önce biz Proof of Work'ü anlattık arkadaşlar. Mekanizmalara geçtiğimizde buna değineceğimiz için hatta direkt geçelim bence oraya. Konuşalım. Burak'ın sorusuyla birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bu blockchain'lerin sağlıklı çalışabilmesi için her blockchain'in altında bir mekanizma var. Mekanizma söz konusu. Bu mekanizmalar belirli bir konsensus seviyesinde olmalı. Yani bir uzlaşma barındırmalı ki geçerli olsun. Değil mi? Konsensusun işte basit tanımı bir konu üzerinde oy birliğine varıp uzlaşmak demek. Ve doğal olarak blockchain'lerde alt tarafta böyle bir uzlaşma mekanizması barındırıyorlar. Proof of Work Bitcoin'in ve bir aralığa kadar, ya bu sene bir aralığa kadar Ethereum'un da kullandığı mekanizmaydı. Neydi o? Az önce bahsettiğim o madenci kavramıydı. Yani işlemci gücüyle blokların üretildiği, bir enerji kaynağının, bir işlemci gücünün kullanıldığı mekanizmaydı. Orada iş kanıtı dediğimiz yöntemle ilerliyordu. Yani insanların yaptığı işe karşılık doğruluğunu ispatlamayla yükümlü olduğu sürece karşılık bir ödül mekanizması vardı. Bu çok kaynak tüketiyordu. Buna karşılık proof of stake denen başka bir mekanizma var. Bu da dahil olmakla alakalı, yani stake etmekle alakalı bir konu. Yani siz oraya o blockchain'in var olmasına ne kadar ekonomik kaynak ödediyseniz, bedel ödediyseniz o bedele karşılık bir ödül mekanizması söz konusu ve oradaki oy hakkınız, o demokratik yapıdaki oy hakkınız vesaire ona göre ölçülendiriliyor. Yani işte proof of capacity var, ayırdığınız kapasiteye. İşte arkadaşlar birçok soru sormuştu bunlarla ilgili. Dediğim gibi onlarca mekanizma tasarımı var. Bunları incelemeniz lazım ayrı ayrı. İşte authority var. Belirli otoriteler belirleniyor. İşte bazı nod gruplarına otorite yetkisi veriliyor. O nod grupları o otorite hakkından dolayı mesela blokları onlar onaylıyorlar. Yani herhangi bir mine işlemi değil de otoritelerin tamam bu blok geçerlidir demesine bakıyor. İşte burn var, delegated stake var vesaire, bir sürü yani bir sürü mekanizma var bunların hepsinde. Hepsinde şey mesela kapasitede disk kapasitesi ayırdığın oranda onaylama yetkin veya doğrulama yetkin veya ödül mekanizmasından pay alma durumun söz konusu vesaire vesaire. Stake de dediğimiz gibi bu enerji tüketimi söz konusu değil. 1 Aralık itibariyle Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçti. Çünkü dedi ki Proof of Work çok fazla kaynak tüketiyor. Bunun hem çevreci olmadığını düşünüyoruz, hem işte ölçeklenebilirlikle ilgili sıkıntıları var. Ölçeklenebilirlikten kasıt şu, bu sistem belirli bir zaman diliminde, bir an içinde ne kadar işlem yapabiliyor? Şimdi düşünün, bir blockchain global bazda kabul görürse hızlı olması gerekecek. Bu ölçeklenebilirlik problemi o miner kavramı olduğu zaman doğal olarak belirli sınır limitlere takılıyor. Doğal olarak Proof of Stake'de bu ölçeklenebilirlik problemi de biraz gideriliyor. Ethereum Proof of Stake'e geçti mekanizma olarak. Bu kolay bir şey değil. Sancılı bir konu. Çok uğraştılar. 2 yıl kadar yanılmıyorsam bununla ilgili
ertelemeler, şunlar bunlar oldu yani geçiş sürecinde vesaire vesaire. Okay. Proof of work'ı da zaten fazlasıyla değindik. Miner kavramını da artık biliyoruz. Örnek olarak buraya koymuştum. Üstüne de konuşmak isterseniz biraz daha açabiliriz. Gelelim her şeyle bu kadar güzel anlattığımız şu blockchain'in zayıf yanları yok mu sorusuna. Hepimizin kafasında oluşmuştur. Bu kadar güçlü bir sistemden bahsediyoruz. Dünyayı değiştirme potansiyelinden bahsediyoruz ama hiç mi zayıflığı yok? Evet var. Ama bu zayıflık öyle bir yani dedim ya tasarım o kadar güzel ki yani o kadar güzel düşünülmüş, o kadar güzel tasarlanmış ki zayıflık dediğimiz kavram bile kendi kendisini koruyan bir yapıda aslında. Şimdi onu söyleyeyim. İki tane saldırı yöntemi var. Biri 51, %51 saldırısı. Diğeri de sibil atak. Şimdi bizim için ne önemliydi? Bir hash power dediğimiz yani o işlemci gücü, hash'leri hesaplayan işlemcilerin katılım oranındaki gücü. Bir de node sayısı bizim için önemliydi değil mi blockchain'lerde? %51 saldırısı bu hash power'a dayalı. Yani bir blockchain'in işlemci gücünün %51'ini yani %50 artı 1'ini diyelim ele geçirirseniz o blockchain'i tıkayabilirsiniz. Yani blokların onaylanmasını veya işlemin yürümesini engelleyebilirsiniz. Veya kendi lehinize işlem yapılmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bu mümkün mü? Şu anda Bitcoin ile ilgili böyle bir şey yapmak mümkün mü sorusunun cevabı neredeyse imkansız. Çünkü o kadar çok yaygınlaşmış, o kadar büyümüş bir blockchain ki burada böyle bir saldırı yapabilmek için gerçekten belki yüz milyarlarca dolar para harcamanız gerekir. Diyelim ki harcadınız, bir çılgın çıktı böyle bir şey yaptı burayı ele geçirmek için. Peki ne olacak? Sistemi çökerttiği an itibariyle yaptığı bu yüz milyarlarca dolarlık yatırım nereye gidecek? Çöpe gidecek. Doğal olarak burada tersine bir koruma mekanizması söz konusu. Okay? Ya bu saldırı mümkün teorik olarak fakat pratik olarak bunu yapacak birine akıllı demek pek mümkün olmayabilir. Sibil atağa gelince de sibil atakta da olay node üzerine kurulu. Şimdi 10 tane nodu olan bir blockchain, küçük bir blockchain düşünün. Ben 20 tane sahte kimlikle node oluşturuyorum. Sahte node oluşturuyorum. Ne oldu? 30 tane nodu olan bir blockchain oldu. 20'si benim elimde. Doğal olarak ben yine manipüle edebilirim bunu. Yani 20 tane nodda bir veriyi değiştirirsem diğer geriye kalan 10 tane nod çoğunluğa uymak zorunda olacağı için manipüle olmuş olacak. Peki bu mümkün mü? Günümüz güncel blockchain'lerinde bu da mümkün değil. Teorik olarak bu da evet söz konusu. Fakat pratik olarak yine benzer gerekçelerden dolayı yatırım maliyeti ve onun geri dönüş zararının büyüklüğüyle ilgili bu da teorik olarak mümkün olmakla kalıyor. Pratik hayata geçmiyor. Evet arkadaşlar, atladığım şeyler varsa lütfen hatırlatın. Aramızda konuya hakim olanlar varsa lütfen soruyla beni böyle yaysın. Bir yandan da süreyi şey tutmaya çalışıyorum. Çok böyle gecenizden çalmamaya çalışıyorum. Soru varsa alayım. Sonra da şeye geçelim. Biraz daha hayatımıza temas eden konulara geçelim. Burak bir soru sormuş. Smart contract'lar aslında BTC'ye göre çok daha iyi. DEP ile alakalı. Peki memo ile bunlar? Doğru Burak. Evet. Yani tabii ki o ama zaten şey yani dedim ya BTC ticari hayata girerse sadece para olarak girer. Ama smart kontratlar yani Ethereum'un çıkardığı yapı paradan öte bir şeye gidiyor. Şimdi kullanım alanlarında onu biraz konuşalım. Yani artık hayatımıza temas ediyor. Yani mesela şöyle düşün. Hemen geçiyorum o ekrana. Şimdi kullanım alanlarına gelelim. Şimdi BTC ve BTC gibi sadece finansa dayalı projelerde ürettiğimiz şey ekonomik bir değer sadece. Aslına bakarsan ekonomik değer bile değil. Sadece kripto para. Tamam mı? Bunun hayatımıza temas edebilmesi için gerçekten regülatörlerden onay alması lazım. Bu onay gelecek mi? Bence yakında gelecek. Onay gelmese bile regülatörler bu sistemlere entegre olmaya veya paydaş olmaya veya birlikte çalışmaya
yaklaşacaklar. O yüzden finans tarafı böyle. Biraz kripto paralardan şöyle bahsedelim. Şimdi kripto paralar deyince bütün dünyanın aklına gelen ilk site CoinMarketCap'tir. Şura. Bakın bugün kıpkırmızı. Yatırım yapanların hali biraz sıkıntı. Şimdi burada bakın yukarıda şurada bilgi olarak gösteriyor. Şu anda dünya genelinde yani hayata gelmiş olan 7980 kripto para var. Bunlar 34 bin tane markette şu an işlem görüyorlar. Tamam mı? Market hacmi de şu an 560 milyar dolar. Yani bu rakam sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama 560 milyar dolar çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Ve bu şu anda emekleme seviyesinde olan bir sürecin hacmi. Bunun kabul görmeye başladığı, yaygınlaştığı dönemi düşünün. Bunlar belki trilyon dolarlara çıkacak ve dünyanın birçok noktasında birçok şeyi değiştirecek. Son 24 saatteki volüm de bu. Şimdi aşağıda da projeler var. Projeler diyorum çünkü ben bunlara proje olarak bakmanızı öneriyorum. Bunlara para olarak bakmayın. Türk insanında, daha doğrusu dünyanın birçok yerinde aynı durum var. Hızlı zengin olma, bir an önce köşeyi dönme hevesinden dolayı bunlara kısa yoldan zengin olma yolu bir para, bir yatırım gözüyle bakmak ciddi bir hata. Çünkü burada çok fazla scam proje yani çok fazla aldatmaca söz konusu olabiliyor. Yani size inanılmaz vaatlerde bulunup paranızı alıp kaçan dünya kadar proje var. O yüzden bunlara proje gözüyle bakmanızı ve o projelerin altında yatan teknoloji, o projenin amacı, projeyi destekleyenler, ekip vesaire gibi şeyleri incelemenizi tavsiye ederim. Burada birkaç tanesinden bahsedelim. İşte Bitcoin'den zaten bahsettik. Neydi? Dijital altın diyorlar artık ona. Ethereum'dan bahsettik. Smart kontratları hayatımıza sokan projeydi. İşte XRP'den biraz bahsedebiliriz. Swift'in yerine Swift'in yerine geçmeye çalışan. Yoruldum arkadaşlar. Terimleri acaba yanlış mı söylüyorum demeye geldi kafa. Yerine geçmeye çalışan bir proje. Yani diyor ki dünya üzerindeki para transferini benim teknolojim üzerinden yaparsanız ben saniyeler içinde sizin paranızı, istediğiniz miktardaki paranızı dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir noktasına ulaştırabilirim diyor. RippleNet diye bir teknoloji üretmiş. Onun üzerinden gidiyor. İşte Tether dolara endeksli bir stabil coin. Yani dolarla paralel değere sahip olan. İşte Litecoin'le piyasanın gümüşü deniyor. O da Bitcoin'den forklanmış, üretilmiş bir şey. Chainlink bu blockchain projelerinin ekosistemini bir araya getirmeyi hedefleyen bir Oracle projesi. İşte Bitcoin Cash Bitcoin'den forklanmış. Cardano Ripple'a yakın bir amaç güden bir proje. Yani özetle bunlara proje gözüyle bakıp altındaki ekibe, işte white paper'larına neyi amaçladıklarına veya amaçları doğrultusunda ne kadar yol aldıklarına bakmanızı tavsiye ederim. Sadece parasal değer olarak değil. Tabii aynı zamanda bunların hepsi bir kripto para olarak da değerlendirilmeli. Bu gözle bakın. Okey. Buraya bakabilirsiniz. Az önce bir arkadaşımız kaynak demişti. Academy Binance. Bunların Academy Binance. Mesela bakın bura hem Türkçe, tabii İngilizce kaynak da çok fazla burada. Hem Türkçe hem de gerçekten muhteşem bir kaynak. Burayı tavsiye ederim. Binance bu arada cryptocurrency camiasında dünyanın en büyük borsası. Ya bir yandan borsa tarafına da bakabilirsiniz isterseniz. Ama kaynak olarak muhteşem bir kaynak. Burayı incelemenizi tavsiye ederim. Blockchain ile ilgili yapacaklarınız. Remix.ethereum.org. Bura az önce söylediğim gibi işte Solidity yazabileceğiniz bir IDE. Burada bakın bir tane örnek de koymuşlar buraya. Kod yazmak isteyenler burayı inceleyebilirler. Burada bir cüzdan vesaire gibi kavramların örnekleri de var. Onun dışında aklıma gelen bir şey şu an için yok. Şurayı kapatıyorum ve sunuma geri dönüyorum. Şimdi blockchain başka nerelerde kullanılmaya başladı? Kamu yönetiminde. Kamu yönetiminde nasıl kullanılıyor? İşte akıllı şehirler üretmeye çalışan belediyeler var.
onların projeleri var. Mesela çok duyduğunuz artık oy kullanmanın blockchain üzerinden gitmesini isteyen bazı ülkeler, yönetimler var. Bunun şeffaflığı ve güvenliğiyle ilgili. İşte yardım kuruluşları var. Birkaç tane örneği de var dünya çapında. Burada amaç ne? Bir bağış yaptığınızda o bağışın doğru kişilere doğru zamanda çok az maliyetle şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Yani mesela şu anda Afrika'ya bir bağış yaptığınızı varsayalım. Ben 100 doları bağışladım Afrika'ya. Bu Afrika'ya gidene kadar belki 30 dolara kadar düşüyor. Çünkü arada işte aracı bankalar, komisyoncular, işlemi yapanlar vesaire de ya sömüre. Blockchain projelerinde bu yok. Yani gönderdiğiniz para gönderdiğiniz gibi gidiyor. Bir. İkincisi, gönderdiğiniz an itibariyle bütün zinciri şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani mesela yardım kuruluşları bu yönünü çok kullanıyor. İşte tedarik zincirlerini iyi kullanıyor. Şimdi IoT dedik, cihazlar birbiriyle konuşuyor dedik. Şöyle bir sistem düşünün. Tarladaki ölçümleme cihazlarının, taşıyan araçların, işte depodaki bilgisayarların hepsinin bir blockchain tedarik zinciri projesine bağlı olduğunu düşünün ve herkesin verilerini blockchain, her cihazın, her bireyin verilerini blockchain üzerinde yürüttüğünü düşünün. Manipülasyona kapalı olan güvenli bir sistemde yürüdüğünü düşünün. Doğal olarak tüketici eline paketi aldığında artık içindekiler yazısına bakması gerekmeyecek. Bir QR kodu okuttuğun an itibariyle o tarlaya yağan yağmurdan tutun, dökülen ilaca, yolda giden kamyonun ısı derecesinden tutun, kaç saatte konuma vardığına kadar her şeyi görüyor olacaksınız. Doğal olarak tedarik zincirinde de böyle projeler söz konusu ve yapıyorlar. Hatta geçen gün Türkiye'den bir örnek, Migros'un da tedarik zincirini blockchain üzerine geçireceğiyle ilgili bir haber okudum. Üretimde benzer süreç var. Tedarik zinciriyle çok şey ilişkili. Sertifikasyon. Şöyle düşünün. Mesela bu eğitimi aldınız. Ben size blockchain üzerinden bir yasal sertifika verdim. Artık dünya çapında geçerli bir sertifikanız var arkadaşlar. Kimsenin manipüle edemeyeceği, herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve bunun üniversite diplomalarınız, iş hayatınızdaki, kariyer hayatınızdaki süreçler mesela hepsinin buna dahil olduğunu düşünün. Bir yere gittiğinizde, bir şeyi kanıtlamak istediğinizde. Mesela diplomanızı kaybettiniz şu anda, ne yapıyorsunuz? Üniversiteyle muhatap oluyorsunuz. Üniversite size o diplomayı çıkarır, verirse oluyor. Vermezse bir karton parçasına bağlısınız. Bunun blockchain üzerinde olduğunu düşünsenize. Ya bütün dünyanın her yerinde milyonlarca notla sizin sertifikanız geçerli, onaylı bir şekilde var olduğunu düşünün gibi. Sağlık hizmetlerinde kullanılıyor. Gayrimenkulde hatta şu noktaya kadar bile geldi yanılmıyorsam, satışlar bile artık blockchain üzerinden yürüyebilecek. Yani şöyle, ben size evimi satmak istiyorum. Artık noterle, tapu kadastroyla falan hiç uğraşmayacağım. Zaten noterlerle bu tapu kadastro kurumları ilk kurbanları olacak diyeceğim şeyin, blockchain'in. Öyle görünüyor. Çünkü şey, noterlik nedir? Bir şeyin doğruluğunu, geçerliliğini kabul etme makamıdır, değil mi? Yani düşünsenize, dünyada milyon tane kopyası olan bir belgenin geçerliliğini tartışmak, hele hele belirli güvenlik mekanizmalarından geçmiş, belirli kurallara dahil bir belgenin geçerliliğini tartışmak çok komik olmaz mı? Bir noterin raftaki dosyalarına bakarak veya bir devletin kütüphanesindeki ile kıyaslarsak. Doğal olarak böyle bir geleceği var. Oyun ve eğlencede çok kullanılıyor şu anda. Yani bunun yasal olan tarafı da var, yasal olmayan tarafı da çok. Mesela kumar siteleri de çok kullanıyor blockchain ürünlerini. İşte cryptocurrency'leri çok kullanıyor. Ama şey de, ya mesela çoklu oyun platformlarının veri paylaşım veya işte karakter süreçlerinin veya eğlence dünyasındaki işte ödeme yöntemlerinin birçoğunun blockchain üzerinden yürüdüğü örnekler var. Legal olanlar da var. Bana göre dünyayı en çok değiştirecek kavramlardan, blockchain üzerindeki ürünlerden birincisi finanstı. Finans değiştirmeye başladı. Orada DeFi denen bir kavram da var. Ona da bak, biraz değinelim. İkincisi de IoT'deki blockchain.
Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi bu blockchain'de cüzdan denen kavramlar var. Şimdi benim bir cüzdanım oluyor. Blockchain sistemlerine dahil olan. Hani para diyoruz ya, Ethereum, Bitcoin vesaire. Onlar benim cüzdanıma. Benim cüzdanımın aslına bakarsanız fiziksel bir şey değil. Fiziksel olanları da var da. Bir anahtar, işte o public key dediğimiz bir anahtarım var. O blockchain üzerinde o anahtar üzerine aktarılmış, atanmış, atılmış paralar benim paralar. Tamam mı? Şimdi nesnelerin internetinde şöyle bir dünya düşünün. Yolda mesela önümüzdeki yıllarda artık elektrikli araç hepimizin hayatına girecek. Yolda giderken şarjım bitmek üzere. Tamam mı? Yandaki arabalarla benim arabamın IoT ya yani Internet of Things yani nesnelerin interneti aracılığıyla konuştuğunu, bataryamın bittiğini ve bana batarya verebilecek birinin olup olmadığını otomatik olarak sorguladığını, otomatik olarak cevap aldığını ve o sinyalle araçların sağa çekip birbirine enerji transfer ettiğini ve bu transfer karşılığında da blockchain üzerindeki cüzdandan cryptocurrency ile ödeme yaptığını varsayalım. Şimdi bunun hayatımızı nasıl değiştirebileceğini düşünüyor musunuz? İnanılmaz bir etki yaratacak. Yani o finansın ve nesnelerin internetinin birleştiği noktada hayatımız birçok anlamda değişecek gibi geliyor bana. Blockchain bunlar için muhteşem bir altyapı. Muhteşem bir altyapı. Evet, sesim de çatallanmaya başladı. Kullanım alanları da kabaca böyle. Hala enerjiniz varsa, benim de enerjim bitmeden, şu kariyer tarafına girmeden cüzdanları isterseniz biraz açabilirim. Genel şey olarak bir chat'e yazın. Ezgi Hanım da bana bildirsin lütfen. Yok şu an. Okey. Şu an ETH 1.0 çalışan kontroller X0'a geçince çalışan takımlar aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. Burak Çelik'in bir sorusu var. Evet, ETH 1.0. Arkadaşlar az önce blockchain 1.0, blockchain 2.0 dedik. Kafanız karışmasın. ETH'in de daha önce Proof of Work'te çalışan sürümü 1.0'dı. Şimdi Ethereum 2.0 Proof of Stake'e geçerken 2.0 sürümüne geçti. Yani birçok geliştirme yaptı ama aynı zamanda asıl temel olarak mekanizmayı değiştirdi. Burak'ın sorusu bununla ilişkili. Evet Burak, aynı şekilde aynı yapıyla çalışmaya devam edecek. Mekanizma değişti ama şey değişemez çünkü az önce açtığım cryptocurrency projelerinin %90'ı Ethereum global bilgisayarın üzerinde çalışıyor. Onların ERC20 denen bir standardı vardı. O standart üzerinde çalışıyordu. O standardı şimdi değiştirdiler. Yeni bir standart oluşturdular. Ona geçecek hepsi ama çalışacak. Sıkıntı yok orada. Başka soru var mı arkadaşlar? Halis Bey'in bir sorusu var. Şunun ters halving hakkında. Böyle bir proje var mı bilmiyorum Halis. Yani bu şeyin ekonomik mantığı, yani buna şeyler işte iktisatçılar daha iyi cevap verir bence ama bu arz talep dengesinin bozulmasına neden olmaz mı? Yani enflasyon denilen kavramın çıkmasına, değerin sıfırlanmasına neden olmaz mı? Ters halving. Yani bugün blok üreten birine bir X coin verirken yarın 10 verirsem insanlar neden bunu üretmeye devam etsinler? Hem değeri düşecek günden güne çünkü arz artacak. Hem de yani yok bana şey gelmedi ama var mı böyle bir proje ve varsa neden varı araştırmakta fayda var. Yani neden? Ağaç üretiyor olsa o zaman keyifli olabilirdi, dünyayı daha güzel bir hale getirirdi. Her çalışan bugün bir ağaç, yarın 10 ağaç üretmiş olurlar gibi gelir. Yani ekonomik anlamda bana çok şey gelmedi. Yani gerçeklenebilir bir proje gibi gelmedi. Başka soru var mı arkadaşlar?
Blockchain'lerde mutabakat yaş var mıdır? Muhammed, çok fazla uzmanlık konusuna, sen konuya hakimsin, farkındayım. Bu çok güzel bir şey. Yani birilerinin hakim olması çok keyifli. Çok böyle uzmanlık taraflarına girdiğinde bir, benim de bazı konularda bilgi eksikliğim olabiliyor. İki, gerçekten çok şey, konumuzun dışına çıkmış olabiliriz. O yüzden ya bu çok spesifik bir soru olur. Tabii, yani yorumlamam gerekirse mutabakatın olmadığı yerde şey olmaz. Demokrasi olmaz. O zaman da merkezi olanlardan çok farkı olmaz gibi geliyor bana. Bilmedim. Yani seni tatmin etti mi cevap ama öyle. Tapu kayıtları için blockchain'i kullanmayı düşünelim. Kural kitabının aslında teknik bilgisi olmayanların hakkı nasıl korunacak? Şimdi şöyle Nur, blockchain projelerinin tamamı açık kaynak kodlu. Tamam, şimdi bir ilk şeyinden, parametreden başlayalım. Açık kaynak kodlu olduğu için bu kodu inceleme olanağı dünyanın tamamı, yani o blockchain'e dahil olan bütün kişilerin önünde. Yani ben okuyamadığımı, başaramadığımı veya bu konuda bilgi sahibi olmadığımı varsayalım. Ama birileri bilgi sahibi, değil mi? Doğal olarak eğer iyi yazılmamış bir yapı varsa o bilgi sahibi olan insanlar zaten bunu afişe edeceklerdir. Ve bu sisteme dahil olmayacaklardır. Doğal olarak demokratik olmayan, katılımcılığın yüksek olmadığı bir blockchain'in geçerli olması da söz konusu olmayacak. Ya bunu deneyen çok oluyor. Bir şeyler çıkarıyorlar ama insanlar, akıllı ve bilgi sahibi insanlar okuyorlar ve oraya katılım sağlamıyorlar. Hatta eleştirip afişe ediyorlar. Doğal olarak o blockchain geçerli olmuyor. Geçerli olmayan bir blockchain'de yapılan işlem de doğal olarak geçerli olmayacaktır. O yüzden mesela tapu kayıtları için bir blockchain yarın bir gün geçerli olacaksa, örneğin Türkiye'yi ele alalım. Türkiye'de tapu kadastronun ortadan kalkması için öyle bir blockchain olmalı ki bence en azından Türkiye nüfusunun yarısının o blockchain'e dahil olması gerekmeli gibi, bilmiyorum. Yani o alt taraftaki mekanizmaya bağlı. Nasıl bir mekanizma kurgulandığına bağlı. O kurgunun kimler tarafından kabul edildiğine bağlı. Ama dediğim gibi hepsi açık kaynak kodlu olduğu için orada öyle bir kaygı taşımana gerek yok. Mutlaka bir yerlerden patlak verecektir. Başka soru var mı arkadaşlar? Blok nereden gelmiyor? Demo mu çalışıyorsunuz? Tayfun Tekşen, sorunu anlayamadım. Özür dilerim. Hocam. ETH ağı üzerinden oyun projeleri tasarlanabilir mi? Ömer, CryptoKitties. Hepimizin gündemine geldi. Blockchain camiasıyla muhatap olan herkes. Bir dönem öyle bir furya yakaladı ki, furya yakalamasının nedeni de şuydu. Şimdi minerlar bir bloğu oluştururken ödenen fee miktarını dikkate alırlar. Bir işlem için mesela bir kontratta fee değeri yüksekse, komisyon değeri yüksekse miner önce onu tercih eder. CryptoKitty diye bir oyun çıktı bir ara. Senin soruna cevap vermek için altını dolduruyorum. O oyun normalde transaction başına 0.01 Ether ödenirken, sallıyorum, dedi ki ben 0.02 Ether ödüyorum dedi. Bütün minerlar o oyunun işlemlerini bloğa sokmaya çalıştı. Ethereum ağı kilitlendi, sonra bunun üzerine bir geliştirme yaptılar. Doğal olarak evet, blockchain projelerinde oyun tasarlanabilir ama oyunun arayüzünü blockchain'de mi yazarsın? Hayır. Oyunun fonksiyonalitesini sağlayan başvuruları, servisleri blockchain'de yazabilirsin. Ama arayüzünü gider JavaScript'te yazar. Bir web arayüzü veya bir uygulama arayüzü olarak kullanırsın. Onu blockchain'de yazmana gerek yok. Okey. Başka var mı? Arkadaşlar, ufak ufak sona doğru geliyorum çünkü. Kenan'ın sorusunu da cevaplayayım, sonra kariyere geçeceğim. Tüm bu hizmetler nasıl ücretsiz sağlanacak hocam demiş. Yani bu hizmetlerin bu seviyeye kadar kim ücretsiz yapacak? Kenan, hiçbir ücretsiz değil. Hiçbiri.
Ama hiçbiri paralı da değil. Çok garip değil mi? Yani şöyle, blockchain'de bir iş yaptırıyorsan o işin karşılığını ödüyorsun. Bir iş yapıyorsan da onun karşılığını alıyorsun genelde. Eğer ekonomik tarafını söylüyorsan. Tamam mı? Güvenlik vesaire gibi şeyleri katmıyorum. O yüzden hiçbiri yaptırmadığın için para ödemiyorsun. Yaptığın işi de bedava yapmıyorsun. Öyle diyelim. Ya ekonomik tarafı böyle. Ya bir iş yapıyorsan karşılığını alıyorsun. Öyle diyelim. Yani bu hizmetleri bu seviyeye kadar kim ücretsiz yapacak demişsin ya. Yaptığın her işin karşılığını aldığın bir sistem. Blockchain sistemleri. Okey. Tamam. Şimdi kariyer diyelim. Aramızda genç arkadaşlar vardır mutlaka. Kariyer anlamında belki blockchain nerede duruyor diyebilir. Fintech denen bir kavram var hayatımızda arkadaşlar. Finansal teknolojiler üreten firmalar var artık. Ve bunların çok büyük çoğunluğu artık blockchain altyapılarını kullanıyorlar. Doğal olarak blockchain ile ilgili şu an ekranda gördüğünüz profesyonel title'ların hepsiyle ilgili şu anda ilan bulabilirsiniz. Ve hepsinin de şu an rayişleri çok yüksek. İyi maaşlar, iyi ödemeler alıyorlar. Ya yani bir proje yöneticisi olabilirsiniz, bu konuda yazılım uzmanı olabilirsiniz. Hukuk tarafı var bunun. Çünkü işin ekonomik tarafı da var, geçerliliği de var vesaire. Hukuk tarafı inanılmaz popüler zaten. Blockchain hukuku denen bir alan var artık. Avukatlar varsa aramızda onlar çok duymuştur. Bunları tasarlayan mimarlar ve bunlara arayüz yapan tasarımcılar var. Ve gerçekten çok fazla bu konuda iş yapan. Yani o yüzden şöyle bir blockchain diye bir iş araması yaparsanız şu başlıkları görüyor olacaksınız. Tavsiye eder miyim? Ederim. Gelecekte çok çok değerli olacak mı? Kesinlikle olacak. Hatta şu anda bile çok değerli blockchain uzmanları. Türkiye'de bile çok ciddi iş olanağı söz konusu. Sadece benim bildiğim onlarca firma var. Sadece bu konuya odaklanmış. O yüzden gençlere özellikle, tabii genç derken lütfen bizim gibi orta ve orta üstü olanları dışlamayalım. Öğrenmenin yaşı yok. Hepimiz için bir fırsat. O yüzden öğrenip bu konuda bir kariyer geliştirmemiz söz konusu. Gelelim en hayati sorulardan birine. Arkadaşlar şimdi bir geleneksel yöntemi anlattık. Üstüne blockchain'i koyduk. Blockchain'i pohpohladık, uçurduk. Çok keyif aldık. Evet ama her projede blockchain gerekli mi? Sorusunun bir cevabı var. Hayır arkadaşlar. Ya eğer geleneksel yöntemler bizim işimizi görüyorsa, yani bu ne demek? Şimdi en önemli soru güven problemi. Yani işin içinde mesela bir merkez var ve başka birilerinin bu merkezin datasına güven problemi yoksa blockchain'e ihtiyaç yok. Tamam mı? İşte bir merkez var. O merkez sunucularını, verilerini çok iyi koruyorsa ve dediğim gibi güven problemi de yoksa yine blockchain'e ihtiyaç yok. Veya mesela işte video gibi vesaire gibi paylaşım platformlarında blockchain sorusu. Ya blockchain'in temel prensiplerini masaya koyduğunuzda işte mesela birçok noktadan veri giriliyor. Doğal olarak bir güven problemi var. Tutarlı olması gerekiyor. Demokratik katılım gerekiyor. İsteyen herkesin dahil olması gerekiyor gibi sorulara evet ihtiyaç var cevabı alıyorsanız o zaman blockchain üzerinde yürütmelisiniz o projeyi. Onun haricinde klasik yöntemler zaten ya geleneksel daha geride. Geride demeyeyim de tarihi olarak daha geride olan, geriden gelen yöntemler zaten hala geçerli, hala kullanılıyor. O yüzden gereksiz efor sarf etmeye veya bu konuda iş yükünüzü arttırmaya gerek yok. Fakat dünya merkezlerden gitgide uzaklaşıyor gibi geliyor bana. O yüzden blockchain projeleri günden güne değer kazanacak. Ya çünkü artık hepimiz konuşuyoruz. İşte az önce örneklediğim gibi bir ürünün üstündeki içerik yazısından tutun, kullandığımız oyun gerçek anlamda demokrasiye yansıtılmasına, gönderdiğimiz paranın doğru kişiye doğru maliyetle gitmesine kadar her şeyi artık sorguluyor durumdayız. Doğal olarak bu sorguların karşılığında çözüm üreten bir sistem varsa ve projemiz bunlara temas ediyorsa
Blockchain o zaman gerekli ve ihtiyaç demektir. Az önce bir soru geldi galiba, kaçırdım. Arkadaşlar yeniden alalım o soruyu. Umarım sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 saattir sizi burada tutuyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur ve bir şeyler almışsınızdır içerikten. Soru varsa alayım. Zaten sunumumuz da bitti. Finansal teknolojiler üreten şirketler Fintech Türkiye'de şu anda bir tek Sempari, bu BTC Türk. Evet, bunların hepsi bir Fintech örneği. Fakat bunlar daha çok yazdıklarından üçünü tanıyorum. Crypto World'u bilmiyorum. Diğer üçünü biliyorum. Bitex, Paribu, BTC. Onların üçü de cryptocurrency borsası. Doğal olarak finansal teknolojilerin finans tarafında birebir var olan şirketler. DeFi diyecektik arkadaşlar. Şu sunumun son slide'ına gelip DeFi'ye kısaca değineyim. Sonra da kıvamım. DeFi merkeziyetsiz finans dediğimiz, decentralized finans dediğimiz bir kavram. Onu da smart kontratlarla yapıyorlar. O DAO örneği de onun gibiydi. Mesela ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir smart kontrat yazılıyor, atılıyor blockchain'e. İnsanlar oraya bir para bırakıyor. Tamam mı? O paradan, o likiditeden faydalanmak isteyen, kredi çekmek isteyen insanlar oluyor. Gelip oradan kredi çekiyorlar. Onlar kredinin maliyetini kontrata ödüyorlar. Kontrata likidite yaratan kişiler o maliyetin karşılığı olarak bir gelir elde ediyorlar. Doğal olarak herhangi bir banka, herhangi bir finans kuruluşu, herhangi bir merkez olmadan kredi sağlanabiliyor. Artı exchange olayını yapan decentralized exchange'ler var. Yani mesela az önce bahsedilen Bitexen, BTC Türk, Paribu gibi yerler merkezi olan borsalar. Yani siz orada işlem yaptığınızda bir komisyon ödüyorsunuz. Alış satış, taker maker vesaire. Bir de bunun merkezi olmayanları var. İşte smart kontratlar üzerinde yürüyen çok 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 az komisyon alan, neredeyse hiçe yakın komisyon alan, hiçbir merkeze bağlı olmayan finans kuruluşları var. DeFi de bu tarafta çok yürüyor. O tarafı bir incelemenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. LinkedIn profilimi koydum arkadaşlar oraya. LinkedIn.in/yavuzilhan.com. Benimle iletişime geçmek isterseniz oradan ekleyebilirsiniz. Sorularınız olursa devamlı oradan gelebilir. Şu anda bir soru sormak isteyen varsa sorabilir. Muhabbeti de ona göre sonlandırırız. Starkchain, ben teşekkür ederim katılımın için. Kenan, bundan sonraki oturumları da takip etmeni tavsiye ederim. Çünkü benim şu an temelini oluşturduğum konunun başlık başlık bir kısmına bundan sonraki oturumlarda da giriyor olacaksınız. Daha keyifli olacak. Ben teşekkür ederim Nur. Evet arkadaşlar, var mı soru? Teşekkürler Zehra Hanım. Ezgi Hanım. Hocam ben de ayrıca Paylediğiz Ankara ekibi adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bizden Ezgi Hanım. Bu fırsatı sundunuz. Böyle güzel bir kongrenin açılış konuşmasını yapma şerefi bana nail oldu ya. Yani benim arkamdan gelen üstadları görünce inan bana onur duyuyorum. Muhteşem insanlar gelecekler bundan sonra bu oturumlarda. Fırsat buldukça ben de katılacağım. Yani böyle bir şeyin parçası olmak muhteşem. O yüzden ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam LinkedIn profilinizin linkini açıklamalarda var. Ayrıca bu sunum linkini bana iletirseniz onu da açıklamalar kısmına koyacağız. Tamam. Önerdiğiniz farklı kaynaklar olursa onları da açıklamalar kısmında ekleyebiliriz. Tamam, ben sunumu size gönderirim. Arkadaşlar da oradan zaten görürler. Okay. Evet. Herhangi bir soru yok anladığım kadarıyla. Tamam, tekrardan teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.
Kalın sağlıcakla. Hocam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz Eskan.